Az billahi min eşşeytanu recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. <Sessizlik> eee 19.06.2022 Arnavutköy'deyiz. Dima dersinin vicdan yapacağız. Bugün vicdan kaç? Dima kaç? Dima 200 mü? Tam 200 olduk. 200 vicdan? 24 dört. Şimdi e, ısınmak için şey yaptık. E, ben size şuradan anlatmak istiyorum. Şimdi diyor ki şurayı görüyor musunuz? Su donunca genişliyor. Mekan itibariyle. E, buharlaşınca ortadan o da genişliyor ama vasatı su. Donunca bulunduğu eğer buharlaşınca bütün kainatı kapsıyor ama vücudu latif oluyor o kadar tesir olmaz diyor ki örnek su donunca genişleyip bardağını patlatıyor ya genişlemesi de suyun donması ile genişlemesi genişlemesine ustad mahkematta şey diyor su donunca genişliyor ya. Ben diyor fıtratı anlatırken fazla yer tutacağım. Metin demir dayanmaz. Hatırladınız evet. Metin demir dayanmaz. Su donacağım. Burada neyi gösteriyor? Fıtratın önüne geçilmez. İşte biz et ve kemiğiz. Dün akşam burada birisi vardı getirmişlerdi her taraf. Bu boynu bile dövmeli her taraf. O plak ya avami bir ders ama mükemmel bir şeydi. Ben onu da söyleyeyim size. Onu ben 2-3 gün dersten önce, 3-4 gün önce rüyada görmüştüm. Aynı görmüştüm. Rüyada görmüştüm. Şimdi o adam getirdiler bakın nimeti şükredin diye. Ve emma bi nimete rabbike fadis. Rabbinin nimetini tadat edip şükret. O plaktaki ses, plak taş içine nasıl ses yüklenmiş? Anlayamıyor. Ben dedi anlayamadım dedi. Bak dedim. Yanındaki getiren demiş ki avami abi iki, le, 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 iki kelam eder misin dedi. Bazılarınız şahittir. burada. burada duruyor. Bak dedim insan et ve kemikten ibaret değil. Düşünceleriyle, hisleriyle, fikirleri, arzularıyla başka tarafı da var olduğunu söylemek istedim dedim. Bir saatte. Nasıl yani dedi. Bu Yine anlamadım. Donmuş bu. Bitmiş. Ya diyorum ki et kemikten ibaret değil. Bunun fikirleri var, düşünceleri var. Ha, et kemik değilsin. Vallahi böyle ya. Bak yemin ediyorum böyle. Koca bir derse Ya bu plak ya. Plakta. Ya bunun içine nasıl sokmuş bunu? Tamam. Bunun içine nasıl sokmuş dedim. Nerede bu bakayım? Bunun içine nasıl sokmuş? Bak. Bak. O taştır ha plak. Onun içine sesi nasıl sokmuş? Sana da böyle sokmuş dedim ya. O taş gözüküyor plak. Ama sende et kemik. Ona beşer yaratılan sanatla insan. Allah bunu yapıyor böyle yap diye. Onu kastettiği için sana bu özelliği vermiş. Onu da yaptıran Allah'tır plak. Çünkü sana bu donanımı verdi ki onu yap diye. Bir direk kendisi yaptığı var bir de yaptırdığı var. O pilav taştır o. Ta, şey, toprak e, taştır. Taş pilav. Oraya ses nasıl yüklenmiş? Depolanmış. İstediğin zaman çıkartıyorsun. İnsan da ek kemiğe bunlar yüklenmiş. Bakıyor. Anlamadım. Devam edersen dedim. Yavaş yavaş anlarsın. Bir şey anlatabilir misin? Hayır. Bitmiş. Uyandırılabilir mi? Peygamber mucizesi lazım. Lan bundan dahileri olur Ben ne yapabilirim ki? Şu pilav bak. Şuna diyorum ki. Diyorum ki bu ses buradan çıkıyor. Diyebilir misin ki bu sesin sebebi fiziki hareketten çıkıyor. Ya bu ses pilaha benziyor mu? Ses pilaha benzemiyor. Sesin içindeki mana sese benzemiyor. Manan içindeki fikir, fikrin içindeki his, hissin içindeki duygu, duygun içindeki latife birbirine benzemiyor ama giydirilmiş. Bak dedim o plan için ses, ses, nasıl konmuşsa etkemeye de böyle konmuş diyorum. Adam anlamadım dedi. Sonra fesubahan Allah demedim çünkü ahir zaman. Peki sizde bu nimeti gösteriyor. Ne meziyetimiz var? Bitmiş. boğazına kadar çekimde belki gözükür. Boğazına kadar dövme var ya. Ne niçin? Kardeşim bu Müslümanın evladı ya. Sorsa Müslüman ismi. Evet anne babası da Müslüman. Nasıl bu hali geldi? Lan bu bir şey demedim ki din değil ki bu. Anlattım din değil, fıkıh değil. Elemteri, irab, talim, hunne böyle yapılıyor, met böyle yapılıyor demedim ki Kur'an anlatsın. Şu taşın içerisine ses nasıl yüklenmiş? Bu ses nasıl yüklenmiş? Anlıyor musun diyorum. Anlamıyor, anlamıyorum dedi. İyi ki Allah çıkarttı karşıma. Bu fevelanıma da sebep oldu. Abi işte. Birisi üflemiş sonra taşta üflenmişini söylüyor. E ta öfledim diyor. Rum'dan öfledim diyor. taşa üflenmiş. Taşa insan öflüyor. Ü, günü yok. üf... Anlatmayayım. Aa bak Sidi bak. Uzaktan dinleme ile uzak kalıyorsunuz. O uzak uzaktır. Ne kadar desem de aldatmadır. Sirayet derecesi çok düşüktür uzaktan. Uzak adı uzak. Eğer fikri yakalarsın hissi yakalaman çok zor. Sirayet bu olur. Ama diyecekler ki bunu silersin. Öteki cumartesi dinleyenler diyecek ki abi bizim Böyle abiler adı uzak. O zaman emeğe saygısızlık olmuyor mu? Adam her türlü sıkıntı gelmiş gelmiş bu pazar pikniğe gidecekti. Ötekisi yazlıkta oturuyor. Eşit mi? Allah'ın Kur'an'da hiç bilenle bilmeyen, yapanla yapmayan eşit mi? Ya senelerce ömür vereceksin. Adam beyefendi 45 dakika dinlemeyecek ve eşit? Böyle bir dünya olur mu? Böyle eme saygı olur mu? Acayip bu sif o böyle geniş dairedeki veya içtimaiyattaki nurcu değil ha. Yukarıda oturup da Rüştü abinin dersine katılmayan 37 tane vakıftan 10 tane vakıf her gün o Rüştü abinin dersine katılırdık. 20 küsür kişi katılmazdı. 20 küsür gibi. Peki neredeler? Onların kafalarına göre bir doğru vardır. Rüştü abi yanlış yapıyor belki de. 37 tane vakıftık. 10 tane katılırdı katılmazdık. 10 sene her gün ders yaptı. O dersler şimdi o kasette var. 1900'e yakın kaset var. Peki o onların doğruları vardı da katılmıyordu ya. Neredeler? Kimisi arabanın o iş makinalarının o şey var ya hortumlar, basınç hortumları. Onu yapıyor büyük çekmecede. Bir tanesi lastik değiştiriyor. devam et bakalım hortum değiştirmeye. Doğruların vardı derse inmiyordun. Şimdi iş makinelerinin o basınç hortumlarını değiştir. Ötekisi lastik yap. Ötekisi de de buzdolabı çamaşır makine tamir et. Ya sitem etmiyorum ha kızmış değilim. Nimetin kadrini bilmezsek elimizden alır. Bizi aldatıyor. Şey. Anlamasak şeyi tan ederiz onu. Ademe atarız onu şeyi. Boşuna o isim verilmemiş. Tan edersin. Tan olursun. Duman olursun. Peygamberler bile selle yapmış. Gemi yakaladık demiyor mu? Ve zenun be mugadiben Yunus'u değil mi? Yakaladık diyor. Denize attık diyor. Ama o atmadı ki. Attırdı işte. Sonra yutturduk balığa diyor. Ha sonra onu nasıl yakaladık diyor. Sonra subhaneke. Hemen sen subhansın dedi. İn, subhaneke indi küntümüne zalimin. Ben hemen ben zalimlerden oldum diyor. Bak zalimlerden olursun. Zalim zulmetmiş oluyorsun kendine. Allah bir şey yapamazsın. Ben zalimlerden yani ben kendimi tan ettim. Ben zalimlerden oldum diyor. Ben zulmettim kendime. Hiç kimsenin garantisi yok abiler. Hiç kimsenin garantisi yok. Meseleyi bilmenin feveranıdır bu. Bak su e, genişten emrini alınca su ne diyor? Fıtratın önüne gidilemez diyor. Demiri parçalar. Yumuşak değil mi su? Demiri nasıl parçalıyor? Ha, aynı bunun gibi de iyi dinleyin. Et gibiyiz. Su bu demir blok. Su da fikir, his, duygu ve latife genişlen deyince bedeni patlatıyor. Fıtrat usta onu orada zikrediyor. Fikri, fikir, his. Yani bilerek söylüyorum. Fikir, dima, his, vicdan, duygu, kalp, latife, ruh. Genişten deniliyor. Yani nasıl yapıyoruz onu? Konsantreyle, ay diye sporda olduğu gibi bizde de tefekkür. Ya o paldır küldür namazda ikindi de niye gelsin? Çünkü ondan önce de, ders yapıyordum, ders çalışıyordum, bunu çalışıyordum. Ders çalışıyordum. E şimdi Ayşe Fatma ile, e, Araba ile, Arsa ile... Dolar markla uğraşsaydım o cinsten olacaktı. Yani bu adetullah kanunu kardeşim kimseye zulmetmiyor ki, kimseye fazla azda vermiyor. Herkes çalıştığı kadardır diyor. Herkese. Sözlerin sonunda bu. Anglikan kilisesinin papazına sorduğu kadar hayata ne verdi diyor, istikamet diyor. Hayata nasıl bakar diyor? Herkes çalıştığı kadardır diyor. İsrail çalışıyorsa verecektir. İngiliz çalışıyorsa verecektir. Ee, ne yapıyor? Onunla çalışıyor. Bir baktım Allah Allah. Nasıl genişlendi? <laughs> bir baktım ki küçük kasa namaz kılıyor. Ben namazdayım ha. O da namaz kılıyor. Ben de namaz kılıyorum. O da namaz kılıyor. Bu da acayip. Vücut böyle bir bu, bu şekli yok. Namaz kılan böyle bir ben, benzemiyor bana. Bütün kainat olmuş. Böyle latif. Böyle yapsan hemen elin boşa gider. Böyle canlı şurlu. Bak ben komut veriyorum. Diye o namaz kılıyor. Bu da böyle. Ben de kim olduğumu anlamadım zaten. Bak böyle yapıyor diyor. Ama zannediyor git ona sor diyor. O ben yaptım zannediyor diyor. Baktım he öyle diyor. ben yapıyorum diyor. Ve o namazda oluyor. Bir baktım sonra o kadar acayip ki namaz kıl selam verdikten sonra yer elimi koydum. Yani elimi Allah Allah. Böyle duvarlara bakıyorum hakikaten. Ve hiç şaşırmadım. Aynı böyle olması lazım. Böyle zaten. Giydirilmiş. His giydirilmiş. Mekan Mekan genişledi. Aa, nasıl genişliyor? Su en kesiften örnek. Ustad diyor. Genişlen deyince demir bloğu patlatıyor. Fikir, his, duygu, latife hepsi farklı. Genişten diyor. Hayata diyor ha. Kalp ve ruhun dereceyi hayatını genişlendir. İmbisat et. A işte aa, tak tak. Allah Allah. Bu ne biliyor musun? Bütün kainat ha. Cennet, Cehennem, Arş, Kürs, Cebrail, Mikail. Hepsi yani bu. Hepsi yani. Ama sen o da değilsin. Değilim. İşte bu her şey. Ama şekli yok. Duyuyorum. Hissi hissediyorum. Fikri fikrediyorum. Söylemlerini söylüyorum. Merakını merak ediyorum. Aynıymışım ama değilmişim. Böyle. Aynıymışım ama değilmişim. Ondan sonra bak bu bu diyor alim-i şehadette belirlenmek için diyor adres için burada. Ama o kadar lazım ki Allah rızası için yalvarıyorum. Şu cismaniyetin kıymetini bilin. Şunun kıymetini bilin. Bulamazsınız. Yemin ederim bulamazsınız. Cebrail'de bile yok. Şu cismaniyet mahluk olmak var ya mahluk olmak. Vacibin en kesif zıttı. Vacibül vücut. Zat-ı vacibül vücudun en en cami nedir? En kesiftir. Zat-ı vacibül vücudun en zıttı cesettir. Bunun en zıttı olunca en camidir. En cami cismaniyettir, mahluk olmaktır. En büyük hata buna kanaat etmeyip ondan sonra bundan sanki o şey yapılmış gibi vahdeti i vücut gibi böyle kendi cesetinden sıyrılıp o terakkiymiş gibi, daha büyük imiş gibi zanna kapılıp atomik cesede kanat etmeme. Bu cism cismaniyet o kadar kıymetli. Değil. Gazali diyor insanlığının kıymetini bil. Ölünce bir daha insan olamayacaksın. Yani ceset göremeyeceksin. İnsanlığının kıymetini, cesedin kıymetini, mahlukiyetin mertebesini bil. Bununla işte. Bununla buradayız. İyi ki gelmişiz. İyi ki bunu giymişiz. Bunsuz olur mu ya? O kadar acayip ki ya. Çok acayibime gidiyor, hoşuma gidiyor. Vallahi hissim bu Ben bunu diyeyim ya bu parmağın eli? Ama bunu kullanıyorum elhamdülillah. Beni mahluk yapıyor. Yere bu koydurttu, elimi koydurttu ya. Yani. Cismaniyet, va zat za vacibül vücut demiyorum. Zatı vacibül vücudun en zıt, kendisinden en uzak diyelim. Mahluk, halik. Halik, mahluk. Mahluk olmak kadar Subhanellezi abdihi. Bak abdimizi diyor getirdik diyor. Ab diyor ulema diyor ki hala beşer kur olması ve ceset olmasını işaret eder. Abd olan bilmesi için abdihi subhanellezi esra bi abdi leyleti minel mescidir aksa ilel aksa lezi barek nahab. diyor ya sürede. Abdihi cismaniyeti cesedi diyor. Abd olabilmesi için beden lazım bedenik bedenle orada diyor. Bedene orada olduğuna delil abdi kullanılıyor. Bedensiz bir şey abd olmaz. Bu o kadar kıymetli ya. Trafik levhaları o kadar acayip ki garip mi gidiyorum? Asfaltlar o kadar Allah var iken hiçbir şey yoktu ona asfalt getirmiş bana. Garip ya. Melekler de şaşırıyor. Bu nasıl bir şey ya? Melekler için trafik levhaları mı var? Dozer geliyor, iski yapıyor, suları getiriyor bilmem ne yapıyor. Onlar için Allah Allah su geliyor, su getiriyor falan. Asfalt döküyorlar. O duygulanıyor, hisleniyor. Adam orada bıraktığı namaz kılıyor taşların üzerine. Seyrediyorum iski şey. Ne kadar keyifli bir şey ya. Bir melek ol da bakar mısın? Melek olman lazım. Cebrel bakıyor. Eski makineden adam çıkarttı. Bakın ihayet ben tasvir ediyorum. Makineyle kazıdığı bilmem ne ötekisi künkü getirdi, suyu getirdi. Bağırıyor, çağırıyor. Şurada hemen kapımızın önünde. Ben de yukarıdan seyrediyorum. Getir diyor, şey yap diyor, biraz indir diyor. O adam iniyor aşağıya, kuyuya indiriyor. Tasvir etmiyor. O şeyi indiriyor yukarıdan o künkü. Adam aşağıda. böyle şey yapıyor. O adam çıktı falan. Kirli herhalde onun için gelmedi o şeyin üzerinde taşınız Allahu Ekber. Ulan melek diyor ki ulan Kük getirdi yağmur olacak şey yapacak. Kalktı Allahu Ekber onlar içinde onların dışına çıktı namazda. Onların içindeyken onlar dışında ama baktığın zaman adamların içinde namaz kılıyor ama adam dışı geç çekip gitti ya. Namaz olması için kardeşim cesedin olması lazım. Ölünce namazın yok ya. Orucun da yok. He, Evet. Allah'tan en kesif. en kesif. En cami. En, cami. en güzel. En güzel. Peki, cennette var, doğru mu abi? Evet. Peki. Bu ne olacak? daha küçük. Evet. bu Peki, bu, bu bedeni çıkarttırdığımız zaman orada hangi beden ne olacak? Cismaniyetteki bedeni misallilerin bütünlüğü. Mesela şu anda var ya ben var olup yok oluyorum, var olup yok oluyorum, var olup yok oluyorum. Dırt. O gidenlere ne deniyor? Her bir andaki ana beden gidenlerin toplanına bedeni misali onların bütünselliğidir. O Allah'ın rüyetine mazhar olmak. Bunların bütünlüğü şu anda dır. Mesela abi, bu yaşa gelene kadar bir sürü dırlarım var. Onlar nasıl kullanılacak? İşte onların bütününe, bedenlerin toplamına birbirine eşit olduğunda misaldır. Bu buna misal, bu da buna misal. Bu bunun misali, bu bunun tamamlayıcısı. Bedeni misali. Gılaf latifi ruha giydirildi. İşte bu bütünselliğimizin ayna darlığına Allah taayyum ve teşahhus edecek. Ve onun için Cebrail özeniyor. Bu o kadar lazım ki. İyi ki buna girmiş. Şimdi ki <gülüyor> 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 bu olacak bu. Olmaz. Olmaz. A bu bak gitti ya bu. Bu gitti. Kardeşim üniversite diplomasında ilkokul diploması yok mu? Cismaniyet cennette olacak. İn aşağıya cismaniyetten biraz alemiş adatı gel. Cisim. Gel aşağıya ceset. Hepsini tazamun etmiş. Nasıl bulunacağını keyfiyetini bilmiyorum. Ama cismaniyetin içinde ceset de var, cisim de var. En cami, en kesif. Mantığı bu. Allah'a en cami ne demek? En kesif. Ustadı misaliyle karanlık ne kadar şiddetli olursa nurun şiddeti o kadar ortaya çıkar. Ne kadar kesif olursan, kesifliğini fark edersen ben Allah Allah mahluk, o halik. Allah Allah, Allah böyle bir şey değil. Bu cismaneti nereden hatırına geldi ya? Yani Melekler vardı. On vardı, bu vardı. Şeytan da şaşırdı. Bu şeytan da şaşırdı. Böyle bir şey vücudu yok ki. Lan bizi imtiyazlı kılan bu cesettir ya. Ruh değil ki. Ruh sonra. Buna uygun. Orada imanda terakki var mı? genişleme var. İmanın nihayeti, imanın muayene olur sabit olsa. İman emin olmaktır. Eminlik durur mu orada? Oradaki genişlik de buradaki cesete belki geniş var. Mı? Yani, yani Biraz gidelim bak ne olacak. Orayı, orayı ne ya? Burada en bir Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, bugün deseler ki cennete gideceksin. Hizmeti bırak. Bu manaları bırak. Öl. <laughs> Ölmem. Bak bu kadar. bunu Zaten usul bakımından, itikat bakımından Allah böyle yapmamış. Beni devam ediyor. Düşünce. Herkesi gene merkezine bırakırım. İlle o mantık kullanmadım. Yani o kadar bunun farkındalığı ve kıymetini biliyorum şu cesedin. Mahluk olmak <laughs> kral olmaktır. Mahluk olmak Allah halik. En cami aynayım. Ama cismaniyetle olur. Mahlukiyetle olur. Ötekisi tuzaktır. Zannediliyor ki cesetten, mahlukiyetten çıkınca daha camisin. Daha ki şey yani aşağıdasın yani çok basit. Hatta Muhyiddin Arabi çaktırmadan ne diyor biliyor musun? Gayrimun Teşir'de. söylüyorum. Teşir söylüyorum Vahdetil vücut iman esaslarına dokunduğu için zındık kebir denmiş. zındık ekber demiş. Ama bunu diyor eğer o fark etseydi bilseydi diyor korkunç bir tedenisi olurdu. Niye? Her şey odur deyince Melekler var mı? Yok. Her şey odur. Bak melekler iman gitti. Her şey o deyince peygamber var mı? Yok. Peygamberler iman gitti. Her şey olunca ahirete iman. Ahiret var mı? Yok. Bak iman esasları kalktı. İman esaslarına dokunuyor. içindeki sır ama demiyoruz bunu. İman esaslarını kaldırıyor. Eğer onu Şorlu deseydi diyor ciddi bir tedenisi olurdu. Ama o bakın kusur iken bilmediği zaman o kemalatına da İslamiyet'in mucizesidir diyor buna. Dengeli olmayı öğretiyor bana diyor ki bak İslamiyet'in mucizesidir ama bu tarafın o kendisi görmedi. Ben sana söylüyorum ha diyor. Ey nur talebesi diyor usta. Eğer bizi iman esasına dokundu. Mesela haca gitmek. Haç var mı? Her şey odur. Haç da yok. Zekat var mı? Oruç var mı? Beden yok ki oruç olsun. Bak fazlara dokundu. Acı. Ama İslamiyet'in bir mucizidir. Çıkışın içine ha. Aynı bu zata diyor ki İslamiyet'in mucizesidir diyor. Ama bu ha bilmiyor. Bilmemek özürü görüyor musun? Sukuttan da çıkarttı. Bilmiyordu. Öyle mi? O şiddeti zuhurundan par parlayan ayna güneş vursa. Güneş buna vurdu. O kadar şiddetli güneş vurdu ki Temmuz Ağustos 1'de. Ayna gözükmüyor ki. Gürde, gü, güneş görüyor. Muhyiddin Arabi orada ne aynası diyor ya. Güneş var diyor. Orada güneş var diyor. Şiddeti zorundan ayna yok olmuş. Ama Ustat diyor ki çok ciddi bir ihata lazım ki o güneşin arkasına aynayı görsün. Muhyiddin diyor aynayı göremediği için o güneş dedi diyor aynaya. Ama bilmiyordu. İşte peki ustad nasıl bildi? Veya İmam-ı Rabbani Gazaller. Asıl imam olduklarından tek başına bana diyor ki, tek başına vurgun da yersin. Sakın bu yola, evet bu gayemizdir insanlığın terakkesi için ama tek başına gitme, vurgun yersin. Muhyiddin yedi de sen mi yemeyeceksin? Risale-i Nur'un esasatını esas yapacaksın. Tak 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 klişeleşim, mahlukat. Bak o gazalim nasıl buldu? Çünkü kitap, sünnet, icma, kıyasa bağlı kaldı. Biz lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Esasatı kaybeden Hı. he? hayalata sapar. Esay, o Dile-i Yani Risale-i Nur'un o şey, ölçülerinde dikkat edersen. Yoksa vurgun yersin. Yukarı çıkarsan iç basınç dışa göre artacağından gözünden kullanılan kan fışkırır. Semaya çıksanız. iç ve diş basınç eşit olduğu için tıpta bedenimiz burada yaşıyor. Havaya çık bakalım. İç basınç, dış basınçta Farklı basınç azalacaktır. İçerideki basınç burnu, kulağı, gözü patlatacak, kan fışkıracak. Denize doğru in. diş basınç çoğalacağından iç basıncı galip edinecek, tost edecek. Ortada olacaksın. Yani peki bunlar neyi kastediyorum? Tasavvuf, yukarıya çıkınca diş basınç azaldı, içeriden patlama yiyeceksin. Aşağı ince diş basınç, ilmi kelam. Vasat nedir? Cadde-i Kübra. Tamam. Nedir o? Müceddiklik yolu. Kur'an'ın tanımladığı yol. Ya, yoksa vurgun yersin. Kendisi söylüyor bunu. Kâ yukarıya, kâ aşağıya gittim diyor. Mesnevi de yoruldum diyor, bizar oldum diyor. Ya ustadımız başka ya. Asıl İmam, İmam Rab, ustatlarımız ya. İmam Rabbani de öyle ya. İmam Gazali <laughs> ya rahmet olayım. Ya bunları nasıl orada göreceğiz ya. Bunları mutala edeceğiz ya. Yani. Soracağım onu. Hele Muhittin Arabi mutlaka beni görecektir veya ben onu göreceğim. Çünkü o beni görecektir çünkü ben ona varamam. Çünkü çok yüksekte o. Onlar, onlar büyük ve şefkatli oldukları için onlar bizi bulacak. Biz nasıl bulacağız ya? Biz ciliz şey için demiyorum. E, Arabi sen nasıl bulacaksın ya? O, o bizi bulacak. İmam-ı Rabbani'yi biz nasıl bulacağız ki? O bizi bulacak ya. Niye? Biz onu bulduk şimdi. Adalet budur. Biz onu bulduk. Tadat ediyoruz, dua ediyoruz. O bizi İmam-ı Rabbani Hazretleri bilmiyor. Hangi dersim var ki İmam-ı Rabbani siz bir ağzımıza almadan ders yapmışız? O da bizi alacak ya. Vefa. Evet. <laughs> Hasan abi, ben Afyon'da size bir zaman sormuştum ki cisimle ee, ceset, ee, cesetle... yanlış anlama bunu anlatma anlamında değil sormuştum da siz bana böyle yapmışsınız hiç unutmuyorum şimdi nasıl anlatayım? hiç unutmuyorum şimdi çok basit bir tarif yapsam acaba bu mudur diye atom ceset hayat atoma giriyor beden oluyor beden hayata giriyor, cisim oluyor, cisim ruha giriyor, cismaniyet oluyor. Belki böyle kısa bir tarif olabilir. Olabilir he. Ama asl onlar yok olmamak şartıyla. Yok olmadan tabii. Evet. Sır. Evet. Gene ruhta. Yani zaten söylüyor usta. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Hazır zamandaki geniş sanettin dünyadan daha geniş bir dünya görürsün. Şimdi biz burada mıyız? Arnavut köydeyiz ama artık abiler şu anda hissi ve fikri anaforlardayız şu anda. Şu anda acayip şeyler oluyor. Burada mı oluyor? İç alemimizde olduğu düşün, o büyük Yasinler'de, büyük Gafurler'de, Erdinçler'de de oluyor. Şu anda oluyor. Yani olacak değil, oluyor. Olduğu için oluyor burada. Küçük Hasan, Büyük Hasan. Burada olduğu için burada oluyor. Biz burada olduğu için burada olacak zannediyoruz oluyor. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır ya. Ya ceset, cismaniyeti, ubudiyeti, abdihi, miraçta abdihi, abd, kulluk, mahlukiyetini bırakmamış peygamber ümmeti değil miyiz? Sen nasıl tefekküründe abdi kulluğunu bırakacaksın? Miraçtın en zirvesinde subhanellezi, subhanellezi esrabi abdihi, abdi de kulluk, mahlukiyet, cismaniyet var. Sen tefekküründe bunu bırakmak, o miraç da bırakmamış. Cismiyle ve ruhuyla gitti diyor. Etkiya ümmeti kalbe ve ruhen gidecek diyor. E, ee, hakikati nedir? Mepte ve munta'nın şey diyor. Hayt ihtisalidir diyor. Allah Allah. Şimdi mekan genişletelim abi. Su, suda misal verdik. Su nasıl genişlendiğince demiri parçalıyor Ademir. Biz de fikir, his, duygu, latife yaparak mekan açıyoruz. Aynı bunun gibi. Mesela tecrübe. Oğlum dedi bir sürü bilgin var ama benim tecrüben senin bilgini yener. Yaşanmış bir şey. Bilgi ilim değildir. İlim ise his değildir. His ise duygu değildir. Duygu ise latife değildir. Latife de tecrübe değildir. Yaşanmıştır. Yaşanacak e, değildir. Ya, bir, He? Tecrübeye, mahal. Yani hep ders e, tecrübeye mahal. Evet. Tecrübeye Ya. Ustad yaşadım. yaşamadım söylemedim diyor. Allah Allah. Bunlar mı yaşadın ya? <laughs> Genişlemesine hissin, fikrin, konsantre beşeriyetimizin. Biz de tefekkürle yer açıyoruz. Nerede? Vicdanda zihinde yer açmaktır. Tefekkürle vicdanın zihninde yer açılıyor. Yer. Zübeyir. Aynen öyle olacak ama bu da olsun. Ee, doğumla iyi dinleyin şu cümleyi. Ölüm korkusu olanlar. Bak şimdi. Bundan sonrasını lütfen dinleyin. Psikolojidir, vicdandır ne derseniz deyin doğumla ölüm arasında yaşamaktan seni kurtarıp bunların arkasına hususi dünya kurar vicdan sana. Felsefe ve beşeriyet bizim hayatımızı doğumla ölüm arasına sıkıştırdığı için ölüm korkusu ondan oluyor. Bizim hayatımız doğumla başladı, ölümle bitti. Bu cümleyi bulamazsınız inan. Bir kitap okusan bile. Bunu <laughs> 29'un sözden çıkartın galiba muhakematla. ikisini çarpıştırarak çıkan bir kelimedir. Cümleyi kuramamışımdır da. Bak. Ehli felsefe, beşeriyet, insanın hayatını zulmetmiş. Doğumla başlatmış, ölümle bitirmiş. Bu sefer insanın fıtratındaki o feveran ebede, burada sen de bit demiş, fikir biter mi? İnsanı doğumla başlatıp ölümle bitirirsen, İçsel alemin feveranının adıdır ölüm korkusu. Diyor ki doğumla ölüm arasında yaşamaktan seni kurtaran ve doğum ve ölümden sonraki aleme seni taşıyan sistemin adı vicdandır. Başka ne yapar vicdan? Bak görüyorsun bak. Vicdan bu hayattan iyi dinleyin burayı. Bu hayattan daha kıymetli başka bir hayatı Ümit etmenin müjdecisi. Bundan daha büyük mutluluk bu dünyada olur mu? Diyor ki vicdan bu hayattan daha doğmayla ölümle başlamayı bitmeyen bunların arkasındaki bir hayata seni hayatınla bağlıyor vicdan. Bu ümidi veriyor vicdan daha bundan büyük nimet olur mu? yani doğumla ölümle biten değil, bunların arkasına seni ümitli yaşatıyor. Ebed ve ezel alemine seni ümitle yaşatıyor. Kim? Vicdan sistemi. Muhakematten çıkart. Abi bugünden sonrasını biraz hayal edebiliyorum da. Yani bugün, işte bundan sonraki hayatımla bugünü bağlamak falan. Öncesi çok garibime gidiyor abi ya. Öncesi çok garibime Allah varken Allah Allah. Bir daha abi sakin söyleyelim. Felsefe halt etmiş öyle diyor. Beşere ne sunmuş? <laughs> ne ile çıkarttım? O yedinci sözde o felsefe sen diyor lambaları yakarak diyor bunları nasıl zinetin Hissiyatlarına mecra vermeye mi demedin? Ufkuna hedef koyamadın? Var ya medeni fantaziyeleriyle memnun edemedin. Dünyanın bütün bütün çıplak ve fani olduğunu 142 sözlerde medeniyet tostladı duman oldu. İşte insana şunu sundu. Doğumla başladın, ölümle bittin. Ama vicdan, İslam, İslam doğumla başlamayıp ölümle bitmeyen 756 şualarda ezel ve ebed hayat durumundan medet alır. Seni bunun arkasına, bunun önüne... Yani e, bu hayatın daha sonsuza seni ümitle bağlayıp yaşatandır vicdan. Bakın bu hayatta faniyken ölümle mezarlığın karşısındayken karşımızda mezar var. Her an ölüme müsait olan bir fıtrata bize diyor ki merak etme baki bir hayat var. Bu ümitle seni yaşatandır vicdan. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Bundan daha büyük nimet olur mu? Bu vicdan nasıl bir şeydir ya? Seni doğumla ölümle bitirmeyendir. Ümit vermiş sana ya. İnsanın tığı, ümittir. Ümit beni heyecanlandıran. Seni bak diyor ki bu hayattan daha kıymet bu hayattan daha kıymetli başka bir hayatı ümit etmenin müjdecisi Müjdan diyor ki merak etme. Müjde veriyor. E ya sen diyor doğma ile başlamadığın gibi ölümle değil. Bu böyle bir alemin müjdecisi ve bu alemden sen kıymetli zannettin arabaya binmek, eşin, aşın, makamın, kariyen, şun bu olacak, fabrika hastane olacak, <laughs> işin olacak, aşın olacak, postane olacak, bilmem ne olacak. Merak etme bu hayattan daha daha büyük mutluluk, daha büyük bir alemi seni bağlıyorum. O bağlamanın, o bağlama adı e, ümittir. Ama <laughs> bu ümiti doğuran vicdaniyattır. Vicdan genişledikçe, su genişledikçe demir parçalar, vicdan inkışaf ettikçe vicdani bir hayat yaşıyorsun. Buraya bakarken, orayı oraya, oraya bakarken keyif alıyorsun. Böyle acayip. Yani Ümi insanı öldüren nedir bilmiyorsun. İlk önce adamı öldürmeden önce sık, sıkmayın kurşunu, adamın ümidini elinden alın. Adam öldü zaten. Ümidini alın, bitti o. öldürmenize gerek yok. Daha betel işkence. Adamı bir anda vurursanız bir dakikalık az önce öldürme. Adamın ümidini al. Adamın ümidini al, bırak onu. Kıvıransınız böyle havasız bir ortamda hava azaldı canlı çıkacak çıkmıyor böyle böyle tav kafası kesilmiş tavuk gibi çırpınıyor ya. Adamın ümidini al. E beşer bu. İşte sefi medeniyet, sufyanet, deccaliyet bu insanların ümidini elinden aldı. Öteye bağlanan yol, o bağlaç, ümit o yok edildi. Kesildi. Öldürmeden önce öldüren bir yöntem. Ümit. Ümit. Bu Bak diyor ki bu hayatı ümit ettiğin hayata bağlama. Bir daha okuyorum. Bu hayatı kıymetli. Bu kadar seviyoruz değil mi? Perestiş şey ediyoruz. Tapınıyoruz bu hayat. Bu hayatı ümit ettiğin, arzu ettiğin daha büyük bir hayatın seni bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Ümit ile bağlıyor. Ümit. Bu hayattan daha kıymetli başka bir hayatı ümit etmenin müjdecisi bundan daha büyük mutluluk bu dünyada olur mu? Bu dünyada sana bunu yaşatılan vicdandır. Bu hayatı ümit et bu hayatı noktalı virgül olması lazım. Ümit ettiğin hayata bağlamaktan daha mutluluk olur mu bilmiyorum. Bunun seçimini yani bu mu bu mu? Bunun bu hayattan daha kıymetli bir hayata ümitle bağladı bu bağlayan sistem vicdan, bağlaç, ümit. Yani telefon bağı gibi. Ama bunu seçimini akıl yapar. E istiyor musun istemiyor musun? Vicdan böyle bir şey istiyorum diyor. Seçimini akıl yapar. Sil baştan ikinci deneyi yok bu hayatın. Denem, deneylemek yok. Bu hayatı yaşadın yaşadın. Iskaladın ıskaladın gitti. Gitti gitti. Bu hayatın bir daha tekrarı yok deneylemek yok. Onun için arkadaşlar yaşayıp tecrübe etmeye gerek yok. Ömrümüz yetmez. Tecrübe edenlerin tecrübesini tecrübe et. Sen onların tecrübesine varmak için onların yaşantısını yaşamaya kalkarsan yaşamaya şansın olmaz, vaktin olmaz. Tecrübe sahiplerinin tecrübesini tecrübe et. Yeniden yapma kullan onları. Yani bu hayatın tekrarı yok. Fırsatlarını ıskalama. Arzu ve isteklerini ertelemeyi ve ötelemeyi bil. İstediğin hayat burada olmadığını anla ve esas innel in yok. İn hayat hayvan Yani esas hayat orada. Nerede? Orada değil. Orada. Sende. Hepsi sende. Uyandı. Küçük Hasan, büyük Hasan. Aynı anda oluyor. Olmayacak. Ola, olacak demek zaman vermektir. Dünyada yaşıyoruz, ahirette şu olacak. Ne yapalım? Kur'an'ın rahmeten lil olması, Kur'an'ın muhatabı ekserisi avam olduğu için Kur'an avama hitap ediyor. Ama havasa işaret ediyor. Kur'an diyor ki, bak Kur'an ne diyor? Allah diyor siz dünyayı kazanmanız istiyor diyor. Mealen söylüyorum. Allah ahiretinizi kazanmanızı istiyor cenneti. Kur'an'da cennet gayet edilmiş. Bu Risale'de ne diyor? Kur'an diyor talebeleri olan nur talebelerine, tilmizlerine cenneti gayettirmiyor diyor. Ne diyor? Cenneti gayettirmiyor. Kur'an'da cennet, Kur cennet gayet ediliyor. Peki ne demektir bu? Kardeşim Kur'an'ın rahmet anlamaysak bu ne diyor çelişki gibi gözüküyor? Kur'an'ın rahmet olmasının sebebi ekseri avam olduğundan ona hitap ediyor. Ama havasa içerikleriyle değişik, daha yüksek hedefler gösteriyor. Bırak avam bunu istesin. Anladın mı? Havasa kol atıyor. Haşiyeler koyuyor. Bak Kur'an Kur tilmizlerine cenneti gaye yaptırmıyor diyor. Ne koyuyor? Rizayla. Ne demek? Eee? Muatabilahi olmak. Muatabilahi olmak. Ya, demek ki bu tercihi yapma, bu sistem bu. Vicdan. Bağın adı da ümit. Ama bunu tercih kim yapacak? <laughs> Kabul edip reddedecek akıl. Sil baştan ikinci deney yok doktor. Deneyleyemezsin. Yok. Başka de, deney bu hayatın. Mesela dünün tekrarı var mı? Yok. Bitti. O bitti. Sorumluluk şuurunu verir vicdan insana. Sisteme bak. Ve bitince. Yaşama, yaşam sevincini katıyor vicdan. Yaşama, yaşam sevincini katıyor. Dertleriyle, belasıyla, sıkıntısıyla. Lütfu karın şeyin vayit bilmeyen çekti azab. O lazaptan kurtulur sultan olan anlar bizim Kim o sultan? 24. söz. Celaldeki cemali, cemaldeki celali gören sultandır. Yani mefte hayatı, hayatta mefti, imanda küfrü, küfürde imanı, hakta batılı, batılda hakkı, mahlukta vacibi, vacipte mahluku görebilmektir. Sultan olan anlar bizi. Allah evvel, ahir, zahir ve batındır. Mahlukta vacibi, vacipte mahluku. Allah yarattı, Allah'ın malı. Vacibül vücut. E mahluk da onun, mülk de onun, onda onun. Sultan işte lütfu kahrın, Allah'ın lütfu ve kahrı. Neymiş bunlar diyor? Senin için lütfu kahr. ama şeyin vahid, şeytandaki şey kalsın. Lütfu kahrın, şeyin vahid, lütuf da kahrın ikisi de aynı şeydir. Kim için ama sultan olanlar için. Celal de celali, celal de cemali görenler için. Küfür imana, iman küfre birbirine geçişlidir Küfür imana hizmet eder. Mahlukta vacibi, vacipte mahluku görmektir. Hakta batını doğruda yanlışı, karanlıkta aydınlığı, aydınlıkta karanlığı görmektir. Sultan bak, lütfun kahrın şeyin vaid, lütuf da kahrı ikisi de aynıdır. Bir beşeriyet olursa sıkıntı bundandır. Öp öp. Kahır getecel yok. Hastalıklar, musibet, ölümler var. Ama e, seni senin ölmek için getirmedi ki. Ölesin diye ölümü vermedi. Ölesin diye ölümü vermedi. Hayatının içerisindeki mertebeleri anlamlandırmak için ölümü sana verdi. Ölüm tatmaktır. Ölmek ölmek değildir ki. Külün nefsin zayikatın meft. Her nefis ölümü tadacaktır. Tadacaktır. Suyu tadacaktır. Su olmak değil ki ölümü tadacağız. Hayat anlamlandırmak için. Mefti. Mefti. Sorumluluk şuurunu verir insana vicdan. Yaşama, yaşam sevincini katar insana vicdan. Kalbi sevmeyi bilmiyorsan, bak son cümlemiz. Sevmeyi becerememişsen sevilemeyeceksin. Şefkat etmeyi yapmamışsan, yapamamışsan şefkat da görmeyeceksin. Kim sevilecektir seven? Kim affedilecektir affetmeyi beceren? Şefkat etmeyene şefkat edilmeyecektir. Sonra böyle sönüp gidecektir. Bu yaşama devam edecektir. Bak posası gitti, adam bitti, dumanı kaldı. Gördün mü? Bak cevap verdi. Piş, dedim ne oluyor? Gaybden zannettim. Aa ne gaybi önümüzde zaten. Bak gördüm. Bit. Lutfu Karın mefte mazar oldu. Ama devam ediyor. Zihinlerde devam ediyor. Hadi bakalım. Sen de meftes yaparsan koyarlar kenara seni. Gördüm. Bak şimdi. Ama daha önce görmediniz, şimdi gördünüz. Burada oldu halde görmedin. Allah Allah. Allah Allah. Kalbi sevmeyi bilmiyorsa, bak, bu adam yer çekimini bulsa bu bilim adamı ne işe yarar? Kalbi sevmeyi bilmiyor, yer çekimini bulmuş. Nereden çıkarttım? 26. pencere. Aşkı, orada kainatta aşktan bahsediyor. Biliyor musunuz onu? Kainatta bir aşk lahuti var der. Hatırladınız mı? 26. pencere. Ha? 26. Pencere. Aşk lahuti, oradan buldum. Yer çekimini bulmuş ama kalbi sevmiyor. <laughs> ne, ne işe yarıyor? Bulmamış abi, fark et fark etmiş, ampulü bulmuş veya ampulü fark etmiş, <laughs> kalbi karanlıktı olsa. Şimdi Ümit diyor ki aslında Allah alemi şey sema dünyasına diyor ispi ispat edilmiş ilmen. Ampul denilen bir buluşun bulunması için Allah alemi ise dünyanın semasına gönderiyormuş ampulü. Bunu çıkacak. Beşer yapsın bunu. Bu Allah bu nimeti verecek. En uygun kim fıtrattan? Bir şey anlatacağım şimdi. O matematikçiler, matematik felsefesi söylüyor bunu. Üzmirdeki ümit belki de dinliyor. Bak şimdi. Ampul mu çıkacak artık piyasaya? Allah ampulü mu yaratacak? Ampul nimetini verecek. Semayı dünyaya gönderiyormuş. Tamam bu teknoloji, bu bilimi kimle ortaya çıksın? En uygun kim? Aynı anda 3-4 kişi olabiliyor. Aynı anda ampul için 4 kişi başvurmuş. İlme tespit edilmiş. Mesela Nabi gibi Peygamber hakkında bir şey yapıyor. Peygamber hakkında bir şiir yazıyor haca giderken yolda. Medine'de karşılandığı zaman o kendisi yolda yazdığı şiirle e, minarede okunurken karşılandı. Şaşırdı. Ben yolda yazdığım şiir minarede yankılanıyor. Aynı şiiri Allah semaya indirmiş. En uygun fıtrat buydu. Buna da verdi buna da verdi. Aynı anda çık dedi. Bu manaları sana da verdi, bana da verdi. Bu manaları Allah gayba götürdü. Risale-i Nur mu enfusi manasını çıkacak kim en uygun? Tak 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 kadın erkek dünya orada buradakiler farkı bilmiyoruz. Her tarafta var. Hiç kimse önce sonrası değil yani. Acaba bazılar diyecek ki ya ben bunu ben de düşünüyordum. Ben de şey yapıyordum. Aa sen kardeş de ifade etti. Semai dünya. Bu bilimden bahsediyorum. Bu dinden bahsetmiyorum. Matematikçilerin söylediğini söylüyorum. Ampulü misal veriyorlar. Aynı anda bunun modelini, pantetini almak için dört kişi başvurmuş ampule. Hepsi de bulmuş. Birisi Fizan'ın birbirine haberi yok. Nabi'den misal da verdim. Yolda giderken Nabi kim hangi padişala gidiyordu bir şey gidiyordu. Haca gidiyordu şiir yazı. Na, natak, na, Natamın diye o şiirin adı şey diyorlar. Naat. Naat ha. Naat yazmış peygamber hakkında. Ben abi gidince Medine'de nasıl karşılandı? Minarede aynı şiiriyle karşılandı. Allah Allah. Ve okuyun görün. Nasıl oluyor ya? İşte o şiiri ben yazdım zannedersen kimse bilmemesi lazım. Allah oraya getiriyor. Bu mana, mana kimden çıkacak? Bu uygun. Bu doygun. uygun, bu uygun değil. Bu da uygun, bu da Tak çıkartıyor Allah. Aynı anda hepsi o dört kişi biliyor. Bu bundan haberi olmayınca bu, bu Türkiye'de söylüyor, o Cezayir'de söylüyor, o Sibirya'da söylüyor. Diyor ki ben bu ya, bir bakıyor başka yerde o bu benden çaldı. O da diyor ki benden çaldı. Hayır. Ya. Kalbi sevmeyi becerememişse yer çekimini bulsa iç alemi zifiri karanlık ampulü bulsa üstüne açsa ne emniyeti var? E ne alakası var bu mevzumuzda? Burada sevmeyen orada sevilmeyecek. Burada acın acımayana orada acınmayacaktır. Burada kendisiyle kendisine zaman ayıramayan orada da ayrılmayacaktır ona zaman. Ve böylelikle <laughs> ısırma dediğimiz şey <laughs> <laughs> şimdi bu vicdan şeylerinde dikkat edin vicdan nasıl fıtratı ilk önce vicdanı anlamak için eylemleriyle suya genişten dedik fıtrattan şey yaptık ondan sonra içerisinde bizi ötelere ait alem açan mekan açan ve ümitle bizi bağlayan o alemi burada yaşattıran bizi oralara taşıyıp orayı burayı yapan böyle bir sistem ile karşı karşıyayız. Vicdan içimizdedir. İçimiz, içinizde, onun içindeyiz. içimizdedir Dışarıdan bakarsan içimizdedir. ismi zahir. Batınla bakarsan, Mesteviden söylüyorum. İsmi batınla bakarsan zarf mazruf olur. Mazruf zarf olur. İsmi batın cihetiyle bakarsan mazruf zarf olur. Mestevide de söylüyor bunu. i̇smi evvel ile bakarsan diyor, evvel ahir olur. Ahirle bakarsan, eve zahir ahir olur. Orada söylüyor. Ustad bakış, pelgeliği nereye koyarsan işte zarf yani mektubun içine konulan zarf var ya içindeki mektup. Mektuba mazruf denilir. O içine konulana da zarf denilir. İsmi zahirle bakarsan zarf mazruf. Batın cihetiyle bakarsan bu mektup niye yazılmış? Bu sistemle yapılmış. Ee, mazruf zarf olur. Zarf da mazruf olur. Su buz çok güzel oluyor. Yani. Ha? Su buz çok güzel. Ya su buz gibi. Evet. Filat gibi. Burada Müslümanları sevmeyen orada da Müslümanlar tarafından sevilmeyecek. Evet. Yani. Sevilmeyecek. Burada eşini sevmeyen orada da es, o başka bu, bu eş olmayacak. Ya sevmeyi beceremeyen sevilemeyecektir. Hak etmiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ki yar affetmeyi söylüyor. Bütünsel bakın insanlara diyor. Eğer bütünsel bakabilirsen, iyilikle kötü muvazen edebilirsen, affedebilirsin. Bütünsel bakamayan affetmeyi beceremez. Ya Resulallah ne kadar affedeceğiz demiş. Ondan sonra bunlara ne desen nasıl cevap olacak? Aldı götürdü bunları fikren hissen haşir meydanına. Önünüzde ya asabım, cennet cehennem var. Hesabınız görülüyor. Orada ne kadar af isterdiniz? Onu yaşattırıyor. Ulan karşımda cennet cehennem var. Bunu istiyorum. Bundan nefret ediyorum. Burada da hesap yapılıyor. Ne kadar günahlar mahvedilmesini isterdim. Ne kadar af isterdim. Bunu duyguları yaşatı yaşatı getirdi dünyaya. O kadar affedici olun. İstediğin kadar yap. Orada isteme hakkı yaptığın kadar olacak. Ya. Ya. El Fatiha. Hadi vicdana geçelim. Şimdi vicdan, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vicdan hoş geldiniz. Size sır insanı atmıştım. da sayfada gösteriyorum. Allah Allah. Bunu okumuştuk görüyor musun? Hiç üşenmeden bu sayfaları yazıyorsun ya. Kur'an çok hoş ya. Ne kadar güzel ya. Yüzümüz güldü ya. Ne kadar mana da yoksa kelam ilahi olunca hiç bu, bu evde benziyor mu? Bak hele. Suret Ha? İnan, Allah Allah. Ne yaparsa yap ya. Bir de bu duygusal hale girdik ha. Vicdandayken bu karşımıza bu çıktı şimdi. Allah'tan şarkı Türk yapmıyorlar ya Panayır'da. Şarkı Türk'ü ya şey yapmıyorlar. Şu üniversite imtihanlarına katılanların rahatlamak için kurdukları şey ya Arnavutköy Belediyesi'nin yaptığı şey bu. Ha. Bak. Allahu Ekber. Hadi bakalım Seni dokuz. Ya Müslüman şey olursa başımızda işte böyle güzellerle oluyor. Ee, nerede kalmıştık hatırlar mısınız? 162. 166. 162'de kaldık galiba. 166 idi galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne 66 kardeşim? 66 ya daha bu bitirmedik ki. Yok abi bak. Şimdi bak bunu işliyorduk. Bunu bitiremedik. Nereye kadar geldiğimizi hatırlamıyoruz tam cümleyi. Ama şuradan başlayayım ben. Dal mağdubu mağdubu şapmış yapmış mıydık? Tamam o yol bitti. Şuradan mağdubu dalini yaptık şurayı. Değil mi? Sonra geri döneriz. döneriz. O zaman kısaca bu şeyi bak. Bunun için şey yapıyor gösteriyorum. Üşenmeden metni koyun. Üşenmeyin. Yoksa bu işte yürüyemezsin. Tamam. Şimdi hafız yerinde duramıyor değil mi? <laughs> Kaç tane hafız var şimdi? Bir, iki. Öteki hafız nerede? Arapça mı çalışıyor? Şimdi hissiyatlar mı şey oluyor abi böyle? He. Kutsi. Kutsi bu şimdi. Yok ya yani, hafız olanın da içindeki hissiyatlar. Evet ömrünü vermiş. İçine ömrünü vermiş. Yani bir daha zahirde yapıyoruz, ediyoruz, gidiyoruz, ezberliyoruz, Kur'an yapıyoruz, şey yapıyoruz. Ne vermiyor veriyoruz? Ömür veriyoruz. Ömür veriyor. Bu suret batında ömür vermiyoruz. Ömür harcanmıyor. Olayları hayatımızın içine koyuyoruz. Dolayısıyla hayat bitmiyor. Öyle bir şey yok. Ne olur bunu bir anlasak? Ne olur bunu bir anlasak. Ne ne nelere çaredir? Bak, bir daha. Ya? Bak şimdi. A bak bunu kaldırmak için hafızlık Arapça, Türk, doktor işte kariyer öne verdik. Bunu nasıl ömür verdim de koydum. Zahirde harcadığım bir şey var. Sureti bu. Hakikati bunu hayatımın içine koyuyorum. Bu hayatın içine koymaktır. Dışarıda hayatla yapıyorum. Asna hayatın içine koyuyor. Zarf mazruf, mazruf zarf olur. Mağdub, kısaca şey yapalım. Bu şey yapalım. Sayfa e, size 160. Sırrı insani de var bu. Evet, e, mağdub, şey yapalım Kuranda e, mağdub, wa'ilil mağdub, yalehim velan dalilin var ya dallin. Lugat'ı e, söylemiştik. <laughs> Fakat Yardım. he, aslında aferin doğru. Bak burada bir şey var mı kablo üzerimde? Yok. Yok gidebilirim. Ee, bak, Yasin nasıl kapak yaptı abi size gördünüz mü? Ne diyor? İnşallah Allah geniş bir yer versin bize. <laughs> Hasan abi şunu yürütmek olmuyor değil mi? Bütün milletin gözünün önünde alsam. Dün size bunu hediye etmişlerdi ya. He. Hediyeyi hediye etmek Tamam. Hediye etmedi gaz bu gaz etmek <gülüyor> <gülüyor> Ve şeydir. Seramik mi? Şeydir. Kütahya'dan gelmiş. Evet, evet O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Senin o tespihlen kaybolduğu zannetme hepsini saklıyorum. Hangi? Bana evet. verdin. Onlar hepsi o kristaller var ya. Evet. Bir tane sarıvamda da bir tanesi de devamlı böyle evet. güneşe tutuyorum. Evet. Fakat şeyi çaldılar yalnız. Kırmızıyı. Onu hmm. nasıl çaldılar? Odamdan. Evet. Bu şey yapıyorduk ya taşınıyorduk hapisteyken Zeytinburnu yıkılınca tepeceye ya. O arada iki şeyim yok edildi. En önemli. Bir kırmızı tespim bir de e, şey olmayan kilim ile Kayseri'de örülmüş halım vardı. Toz kalkmasın diye. Kay bir kitabınızı kaybettiniz siz abi. nerede Evet muhakemat. Onu da kaybettim. Kaybetmedim aldılar. Şimdi o toz kalkmasın diye Kayseri'de kilim şeklinde örmüşlerdi. Onu sermişti ki şey, o kırmızı o sen bana verdiğin güneşi tutardım böyle. Acayip bir şey yapardım böyle. şimdi ben bunu biraz da getireyim. Hayat böyle be. <laughs> Hayatı, kilimini çaldılar, tesbihini çaldılar. Hani çaldılar diyorum da yer. Muhakematını yeniden çalıştım. Ama muhakematı yeniden kurdum. <laughs> Hayatı çaldılar değil mi? hayatınızı çaldırmayın ehli dünyaya. Matematik kuralını uygulurum. Eskiden mi hatırlar mısınız? Çok severdim bu. O nasıl işte Cenab-ı Hak nasip ettiyse sonra Abdulkadir Sadıkoğlu diye dergilere ismimle gönderiyordum psikoloji X dergilere. Benim ismim öyle çıkardı. Abdulkadir Sadıkoğlu. Hayatınızı bazı insanları hayatınızdan çıkartarak top, top, çıkartarak Hayatınızı anlamlandırın. O yazı benimdi. Hayatınızdan bazı insanları toplayarak, hayatınıza toplayarak anlamlandırın. Bazı insanların hayatını hayatınıza çarpın, anlamlandırın. Bazı insanların hayatını hayatınıza bölün. <laughs> hayatınızda bölün. Hayatınızı anlamlandırın. Bazı şeyleri hayatınızdan çıkar. Tamam? Bazı şeyleri hayatına da topla. Bak nimetlendirdiklerimin yoluna var ya. Elhamdülillah Fatiha'da. Dalin, gayrül mağdubi alim vela dalin. Dalin ne demek? Bu lugatta göremeyiz abi. Yok bu. Ömürle vereceksin, vicdana çalışacaksın, böyle bir şey çıksın. İnşallah enfusü lugatta konulacaktır. Osman yazmıştır geçen hafta. Mağdub, mepte demektir. Alemi şahadetle başladı. Yani mepte, alemi şahadetle başlayan mepte. O hayat, nuru ezel ebed değil ya. Yani. Sani Allah'ın sani sıfatına ayna olduk. Ee, mağdub mebdeyi alemi şahadette anlamayan baş, anlayamamış kim başlatmış. Sanisiz olmuş. Allahsızlıktan mağdub tamam mı? Ezelden kopmuş. Ezelden kopmuş demek geçmişinden koparsa nokta istinadı kaybetmiş olur. Tamam. Ondan sonra bunun çok çalıştık yani koca bir, 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 bir buçuk iki saat çalıştık. Bunun üzerine daha çalışmayacağım. Hatırlatmak için nasıl vardığımız başka. O geçen haftaki ders dinler. Dallin, gayri sana da çok lazım. Dallin, e, meadi, alemi gaybtan yani e, haşri inkardan bu nasıl varmış? Bu Allahsızlıktan, bu rehbersizlikten, rehbersizlikten, peygambersizlikten dallin, Allahsızlıktan da mağdup olmuş. Yani ahiret, ahiret olmayışından yani peygambersizlikten ahiretsizlik. Ahiret olmayınca da meadi, alemi gayb da yok. Alemi gayb da yok onun nazarında. Peki bu adam nedir? Ebedden kopmuş. Ne olmuş peki? Geleceği kaybetmiş. Yani nokta istimdatı kaybetmiş. Nokta istimdat, nokta istinat. Müslüman neyle tamir oluyor? Bunun tersi nokta istinat. Bunun tersi nokta istimdat. Nokta istinat dayanak noktası. Allah'tır. Nokta istimdat imdat, imdat ne demek? Fıtrat beka tövbe Hep de deriz. Evet istiyoruz. Fani, de cevap var mı? Evet istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Cevap veren var mı? Yok. Ahiret diyor ki bende var. İmdat ne istiyorsun? Bende var diyor. Ha, imdadımıza verilen cevap cevap nedir? İmani bil ahiret. Bunu kim söylüyor? Peygamber. Peygamberi rehbersizlikten dallin. Tamam Kitapsızlıktan, kitap kuransızlıktan Allahsızlık saniyi kaybetti. Başlangıcı <laughs> başlangıcı yok. Nedir o? Ben öyle türedim işte annem babam işte. Hindistan'da bir adam yaptı annesi mahkemeye vermiş. Beni dü niye dünyaya getirdin diye. <laughs> <laughs> Herhalde muhtemelen o da öyle yapmıştır. Veya baba ölmüştür ki mahkemeye verememiş. Annesi mahkemeye vermiş. Ne, nasıl bir şey? Şimdi? Ne oldu size? Bomba gibi düştü bu söz. Yani nasıl bir ruh? Ne ruhu? Nasıl bir mahluk? Acayip bir şey. Ha, ne oldu o? Ma <laughs> mağdup ve dallin olmuş. Mağdup olursa dallin olur. Allah veya peygambere elini koy. Dallin olduğu için mağdup olmuş. Şimdi böylelikle şey yaptık. Hadi yürüyoruz. Risale-i Nur. Mesela Allah siz diyor. Yani ikisine de ayrı ayrı tılsın diyor ya 7. sözde. Şimdi ona bakıyordum da. Yani neden bu bütünlüğünü ele alıp da bir sır demiyor da ikisine de ayrı ayrı tılsın diyor yani? Niçin üniversite diploması zaten sonuçta verilecekti de niye bizi oku, ilkokulda okutuyor? Hı. Ya olmuyor ki. O esma ilkokula mazar olacak Esma var. Ortaokulda mazar olacak esma var. Lisede mazar olacak esma var. Üniversitede olacağım asıl esmalar var. Her bir şey biz burada mertebelendiriyoruz. Esma hakikatini icra edecek. <laughs> medet istimdat mı abi? Medede medet istemek istimdat. Ezel ve ebedden medet alır. Diye. Medet alır. Vicdan. O zaman hepsi ikisini de birden görüyor. Evet. Ezel ve ebedden istimdat eder. Medet alır. Onun için mesela çocuğa bir tanesi medet koymuş. Çok iyi yapmış. İmdat koyuyorlar. İmdat koyuyorlar. Şimdi geçiyoruz öteki tarafa. Okuduğumuz anlaşılır. Bunu okuduk diye çıkacaktır. Ama bu sayfayı bitirirsek inşallah. Sayfa arkasında da neydi? Darlene dalalette olanlar o neyse gel vehmini el al hayat hayat üstüne de bin bir şöyle bak gel vehmini el al ne acayip bir şey biliyor musunuz bu vehim Bazılarının vesveseye unutmayın bunu vesveseden hasta olmuş bazılarının vehim aktif hepimiz de öyleyiz mesela ben de vesvese o kadar aktif değil vehim aktif e, düşünce çeşitliliğini imal ediyor. E, vehim aktif. Aktif olunca olumsuzluğu da çok serttir. Mesela e, abdeste, namazına, imanına dokunmuyor vesvese. Ama düşünce mertebelerini devamlı zengin yapmak için olumsuz tarafı da var. E, kendine döndüğün zaman korkulmayacak şeyden korkutuyor seni. Bazılarının vehime vehime vehimi öndedir. Bazılarının vesvesesi öndedir. Allah muhafaza etsin ya. İkisi de şeyse yaşam anlamı bitirir. Ya çok zor ya. Bak usta diyor ki gel vehmini ele al. Nasıl alacağım ya? Al al. Hayat üstüne de bin. Allah Allah kimim ki hayata bineceğim? Bin bin. Şimdi seninle gideriz. Gidelim. Vehmini ele al. Nereye bindik? Hayale bindik. Şey yok. Hayat üstüne bindik. Başka bir yerde de fikirle hayal için ne diyor? Ee, hadi bakalım. Akıl fikre biner, ruh hayale. Ee, gide nereye gideceğiz? Seninle gideriz. <laughs> Zulumat Adem'e. Zulumat Adem'e. E niye Adem demedi de Zulumat Adem'e? Ee, o mezarek beri. Orada mezarlık var. Bununla konuştuk galiba bunları. Çok konuştuk değil mi? <laughs> oraya kadar gelelim. o mezar ekberi o şehri pür envatı bir ziyaret ederiz. Ölülerle dolu şehirmiş. Neresi? Zulumat Adem. Ölüler şehri. Ne kadar ölüler var. Adem zulumatı demek ölülerle dolu şehir. Zulumat Adem. Bak Adem zulumatı. Zulumat Adem ise hayal ile gidiliyormuş. Binen vehim, vasıta olan hayal. Kadir ezeli kudretiyle Adem zulümatından bizi çıkarttı vücuda. Bizi vücuda bindirdi. Ben bunu kendi düşünce değil. O veciz şeyler vardı ya. Şuradan çıkartıyorum ha bunları tek tek. Şundan abiler ha bundan. Ha bundan tek tek. Tek tek. Bak şu kırmızı metindir. O cümleler bunun Türkçesi abak bu. Tam. Anladır mı abiler? Yani bu nereden çıktı demeyin. Heh. Kadir Ezeli kudretiyle Adem zulümatından vücuda çıkarttı. Bizi vücuda bindirdi. Şu dünyaya lezzetsiz, tatsız şehir olan dünyaya gönder. Ahirete göre, kendine göre

hem sahrayı haile. <laughs> ne demek sahile? Korkunç çöl. Korku ve dehşet veren dünya. Dünya öyle ha. Ahirette vefat eden ne diyecekler ki abiler? Vefat eden Müslümanı aniden o kabirde gidince korkmayın. Korkmayın. Başka ne diyecekler? Korkmayın ve üzülmeyin. Bir de Tahsin, hüzünlenmeyin. hüzünlenmeyin. Korkmayın ve hüzünlenmeyin. 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 Müslümana diyecek. Ne demek bu? Hüzün ve korku burada. Korkmayın. La tahsin ve la teh... Nasıldı? Tehsenül müydü? Tehsenül müydü? Tehsenül La khafun ve lahum. La korkmayın. Ve la Üzülmeyin. Hüzünlenmeyin, hüzünlenmeyin. 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 hüzünlenmeyin korkmayın, hüzünlenmeyin. Peki belki manay muhalefet nedir? Korkma ve hüzün yeri burası. E neyi arıyoruz biz burada? Korkmamayı, hüzünlenmemeyi. O zaman nedir? Muali talep etmek, kendine kötülük yapmak. Ya. Ali yok. Bak. Ali yok kahveden anladım Ali olsaydı böyle kahve yapmazdı. Hasan abi. Allah razı olsun. Çok güzel yaptı. Ama çok az koydun. Hangisi iyi? <laughs> Hepten açık çaycık gibi yaptım. Harun dedi ki abi, şimdi Hasan abi diyecek ki Ali yok. <laughs> Daha önce hatırıma geldi şu kalktığım zaman. <laughs> şöyle elim gitti ama Ali yok dedim. Size ifade etmedim. Ali'yi kahve ile nispet ediyor. Herkes herkes bir şeyle biliniyor. Ama Yasin maalesef pek bilinmiyor artık. Ya. Harun da öyle. Ciddi diyor. Çünkü e, alemin fo, fotoğraflara pek düşmüyorsunuz. Maalesef. Bak Ali kahve ile. Ya. Eskide böyle e, vacibül vücut. Hayır abi zati vacibül vücut de diyen sensin. Bak orada bir tane alemin kaldı. Onu da söndürme. <laughs> ben demiyorum ha. Sana diyorlar da ben de ifade ettim. Sana öyle diyorlar. Sip sana değil. Arun'a da dediler de Harun sen şu anda sentede balığın sırtında oynuyor. Gitti diyorum diyorlar. Herkese bir şey diyor da duyarsan işte. Hasan abi ona bir ceza verin. Biz bir, cezası ne olsun biliyor musunuz? Ee, cehennemin gerekliliği ile alakalı Kapsamda, ders yapsın. Kapsamlı ders yapsınlar Çünkü geçen kısmen bahsetti. Çok bende e, Tamam. O hakikaten gerekliliğini toplanda bir ders yapalım. Nerede olacaksa burada veya sen çarşamba dersinde ben de gelirim. Topla. Ya. Çok garip ya. Ne dersen de. O büyük Hasan, küçük Hasan, büyük Yasin, küçük Yasin. Herkes nasıl bir kadar dünyasını yaşıyor. Hı. Ne yaparsın? On, Oralar başka. Hep esma acayip bir şey. Ya. Şey için demiyorum abi böyle. Fark, fark etmek lazım abiler ya. Ya. Başka bir şeyler diyorlar da. Tutman lazım ağzını Hasan. Dünya hem tatsız hem lezzetsiz hem sahrayı hale korkunç çol, çöl. Bu çok acayip ya. Korku ve dehşet veren yermiş dünya. Korkmayın, hüzünlenmeyin. Gözümüz açıldı. Orada öyle geçiyor. Altı cihetten bakmaya başladık. Usta çare. Bu korku ve hüzne altı cihetle çare. Pergeli koymuş. İlk bakış yardım ve merhamet istercesine önümüze baktık. Öyle diyor ya Oradakini şey yaptık. Tek tek konu. Bunu konuştuk değil mi şey? E, e Davut. Evet. Sen buraya kadar diye bana ukaz et. hatta ettin. siz 6 geçiyor diye sorumlu Ha. Sorumlu. Aferin sen şey yap. Uyar beni. Aferin. İlk bakış bak. Korku ve hüzne çare altı yöndür. Alttan, sağdan, üstten, önden, arkadan. Ee, i̇lk bakış yardım ve merhamet istercesine önümüze baktık. Fakat önümüzde beliyeler, bela, afet, musibetler, sıkıntılar, elemler, önümüzde düşmanlar gibi tacum eder. Bundan korktuk, çekindik, sağa sola bakınmaya başladık. Fakat beklediğimiz merhameti bulamadık. Mustar adamlar gibi meyushane yukarıya baktık. Önümüzde yukarıya. <laughs> Sonra yani deveyle giden bir adam çölde Önüne bakar çöl. o ümitsizlik doğurdu. Yukarıya bakar olan biraz, biraz yağmur inse, merhamet gelse. Mustar adam çölde yürüyen bir adamı tasvir ediyor bu. Benim anladığım. Çöle giden bir adam çölde rastladığı olumsuzluklara ilk önce önünde bakar. Allah Allah dibi yok. Ne yapar? Medet ister. Sağa sola bakmaz ilk önce. İlk önce yukarıya bakar. Mustar adamlar gibi mevsane yukarıya baktık. Ecrami ulviye. Tehditkarane görürüz. Bundan da medet bulamadık. Yıldızlar te li yıldızlar tehdit varı dönüyorlar ve bizi tanımıyorlar. Yıldızlar neydi? Düşünceler. Bir bak dinle yıldızname şiiri var ya mektup. Kaçıncı mektup? Hadi doktor kaçıncı mektup? Yıldızname mektubu. Hiç ders olmaz. Yapan da olmaz. Herhalde bir Murat Dursan birisiyle ben yaptımaya çalıştım ama o da olmadı. Beceremeyiz yani. Yıldızname mektubu var ya. Kaçıncı mektup? Üçüncü mektup. Yani olmaz. Sen diyor buradaki hissiyatıma hissedar olmak istiyorsun. Bak diyor. Bak diyor sahra yıldızına işte Şandır sahrasın bir şeyler diyor ya orada. Ay yıldız. Ha. İza necmu. Nasıl diyor o hafız. Nucum ha. Bir daha oku. Bak. <laughs> Orası. Evet. Kan nucuma kasem ediyor. <laughs> hatırladınız değil mi orada? O diye. Nucuma Allah kasem ediyor yıldızlara. Allah Allah. Niye ediyor? Ustad orada anlatıyor. Ben de bu tarafa bize dönüştürmeye çalıştım. Kur'an'ın dediğini ustad Ustadın da bize uygun bir hale ben ne yaptım? O ecramı ulviye tetikkarane görürüz düşünceler. Semai düşünce semasındaki yıldızlar. Hem sana yol gösterir hem de korkutur seni. Bir şey nimet ise aynı zamanda nikmettir. İman ne kadar büyük nimet ama nikmeti de içinde. İmanın içinde küfür yok olmadı ki İman küfrü reddetmeyle başladı, başlayıyor. Başladı bitti değil. Bir daha küfrü reddetmekten iman oldu. Bunu konuşurken konuşuyoruz. İman küfrü devamlı reddettiği için iman devamlı imandır. Yani küfrü yok olmamış. Yani üniversite diplomasında ilkokul diploması devamlı altında tuttuğu için üniversite diplomasıdır. Altını sökemezsiniz. Yani böyle neyse girme. Yıldızlar tehditvari dönüyorlar ve bizi tanımıyorlar. Buradan da meyus olduk. Hayrete düştük. Nasıl anladık o yıldızlar düşünce olduğunu? Bunda meyus olduk. Hayrete düştük. Ba Başımız da eğildi. Sinimize saklandık. Nefsimize bakarız. Zavallı nefsimizden ne nefis insan demek. Binler hacatların sayhaları, ihtiyaçların çığlıkları, bağırmaları, haykırışları geliyor. İçimize girdik. Allah Allah. Nasıl şey yapacağız bunu? İçimize girdik. İçeri girince ihtiyaçların çığlıkları var. Haykırışları geliyor. Binlerle fakatlar var. Öyle değil mi abiler? Fakatlar. Heh. Ver ver. Bana da yaptın mı? Hı hı. Ha, al, al bunu. Ama Allah razı olsun. Hafızım teşekkür ederim. Biraz dolu dolu. Ama tebrik ederim. Kalktın yaptın. Çok sağ ol. Emeği, emeği o kadar takdir ederim ki riyakarını söylüyorum. Eme söylemiyorum. En ufak bir kalemi böyle düşünmüş ikramine Çok takdir ederim. O bir yaşa hayat felsefesi ifadesidir. Büyük büyük değildir, küçük de küçük değildir. O bir hakikattır ya. Yani. yani başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Büyük büyük değil, küçük küçük değil. Allah için büyük küçük dün bugün, yarın, dünya, mevt. ahiret değil. Allah için büyük küçük yoktur. Allah için hak, batıl, iman, küfür, doğru, yanlış vardır. Ya, ya Rabbi. Allah Allah'tır ya. Değil mi? Biliyor ha. Binlerle fakatların yokluk, ihtiyaç, yoksulluklar, eninleri inlemeleri çıkıyor içerden. Teselli beklerken içerden. İnsan en çok neye güvenir abiler sıkıntı olunca? Önümüzde kabir var, hastalık var, kanser var, korona var, kalp krizi var, pıhtı atma var. Var mı? Önümüzde şey var. Her tansu var abi. Peki? Nereye güvenir insan ilk önce? Nereye sığınır ilk? Kendisine. He doktor. İlk önce kendi düşüncelerine, veri tabanlarına, kazanımlarına. Ne okudun? Ne dinledin? Ne yaptın? Ne ümitlerin var? İnsan doktor eline verdiği zaman eline veya check-up yaptırıyor. Yaşadığım için söylüyorum. Check-up yaptırıyorsun vesaire. Veya tahlil yaptırıyorsun. Ya acaba bir şey olur mu? Ya bırak ya hemen hemen asıl resul malına kazanımlarına, bilgilerine, hislerine, malumatlarına hemen giriyorsun. İnsan harici hadiseler olunca ilk önce nereye sığınır? Kendisine. Binlerle fakatların, yoklukların, ihtiyaçların, yoksullukların eninleri, inlemeleri çıkıyor. Teselli beklerken yani tevahuş, korkma, ürkme oluyor bizde. Hi -hiy, hi -hiy, hi -hiy oluyor. Buradan da hayır göremedik. Kardeşim insan en büyük sermayesi kendisiyken kendisi kendisine bela ise vay belayı düşün. Kendisi kendisine teselli, kendisini kendisine çare, kendisi kendisine cennet olması gerekirken kendisi kendisine bela, kendisi kendisine musibet, kendisi kendisine düşman ise eyvah. Hakikaten ya. Bunlar, bunu niye koydu bize? Kendin kendine çare değilsin. Kendini kendinden çıkart. Onunla var ol. <laughs> Eğer kendim kendime çare olsaydım ona ihtiyaç duymazdım. Ya o zat ı Kendim kendimi yönetemem. Kendim kendimi çare değil. Kendim kendimi idare edemem. Kendimiz ihtiyarımız mı? Evet. İhtiyarı bırakacağız. Evet. Ya. Ya. Peygamberlerin iyilikleri. Peygamberler olmasa Resul. Bizim köyde de bir Resul var. Evimizin tam çarpazlığında oturuyor Resul. Kardeşi Adem var. <laughs> İsimleri tamam. edelim. <laughs> Hadi bakalım. Abiler. Şaka geliyor ama. Hakikaten. E, e, burası orası orası. Ya ne acayip bir alemdeyiz ya. Yani ne kadar sade, basit bir alem. Tabelalarla, trafik levhaları, asfalt çiçekler var. Alemi ahiretin ezel ve ebedin çekirdeğini, mensucatını dokuyor. Garip bir şey ha. Vay be. Bize bak dersimize ahenk kattı değil mi? Geldiler siz burası denecat. Mevlüt okudun mu? Ne uğruğun ne bu mübetti dinlerim. <laughs> Allah Allah. Sizin altı cihetinize bakıyorum da abi bu gitmiyor. Hiç sağ sol alt üst değil ya. Hep bir içeri, hep bir içeri, hep bir içeri. Yok gelecek şimdi. Bak. Bu sefer iltica karanı sığınırcasına vicdanımıza girdik. <laughs> girdik. Öfsüz kendi söylüyor. İçerinin sağ ve solu iltica karanı. Evet. Şeye girdik diyor. Dinama dimağımıza girdik diyor. Bak şimdi bu sefer iltica karanı vicdanımıza girdik diyor. <laughs> ben ne diyeceğim başka? Fakat Mesela diğerlerini bakayım yapayım. O bununla baktın. 6 cihete bakmaya başladık. İlk bakış yardım ve merhamet edercesine önümüze baktık. Tamam. O, tamam. E, tamam. Yukarıya. Taraf... Yukarıya baktık. Tamam, ondan sonrakiler? Gire... E, zaten kendi söylüyor. İçeriye girdik diyor şimdi. Evet. Kendi söylüyor. Sonra üçüncü bak gelecek. Üçüncü vicdanımıza girdik diyor. E, girdik. Fakat vicdanda görünür binler emelleri, ümit, kuvvetli istek, ummak, galeyanlı arzuları, coşma, kaynama şeklinde arzular. Heyecanlı hissiyat, tüm bunlar kainata uzanmış. Bunların her birinden titreriz. Ne bir sürü hissiyatlar var abi. Adam bir hissiyat coşkunluğuyla intihar ediyor ya. Acı bir şey ya. Mesela Boğaz Köprüsü'nü adam tutmuş, ikna ettiler, tam iniyor. Oradan bir kadın geçiyor. Trafiği kapattın senin için diyor. Tam indiriyorlar ha adam. Adam indiriyor, ikna olmuş, böyle bir blok olmuş. Cin net olduğu, cin, cinnet geçirmiş. Cin yani, cin olduğu nettir. Tam iniyor, bak bir kelam. Ne ya diyor, atlayacaksan atla diyor, bu kadar trafiği durdurdun diyor. Ne artistik yapıyorsun, bu, Boğaz Köprüsü'nün çıkmasını. Öyle mi ya dedi, Takat atlıyor. İnsan bu ya. Bu mu? Bir atom mezar oldu. Bir düşünce ona mezar oldu. Ama kainatı yutsa tok olmaz ha? Buna olur mu? Oluyormuş. Peki niye anlattım bunu? Kendine güvenme. Bir mikrop yok eder. Güzelliğine güvenme. Bir sivilce yok eder. Muhalif bir rüzgar eser. Savurur harman gibi. Mala mülke güvenme. Mala mülke güvenme. Muhalif bir rüzgar eser. Savurur harman gibi eline koltuğun altına bir rapor verirler. Selam olsun, geçmiş olsun. Ne o? Tümör çıkmış. Hadi bakalım. Onun bekleyişi bile acayip. Allah'ın hikmeti. Aynı yer çıktı gene. Ya. Sığınırcasına vicdanımıza girdik. Check-up yaptırırken ne kadar heyecanlı bekliyoruz değil mi ne çıkacak diye. Peki kabire girdiğimiz zaman defter açılınca. Check-up değil ha. <laughs> Adam e, buraya bakıyor, buraya bir şey sürüyor. Buraya bir alet sürüyor. Doktor biliyor. Demiyor sana. Bakıyoruz abi diyor. Tansiyonlar, damar falan mı? Oysa değil. <laughs> buraya bakarak mide kanseri mi değil mi öğreniyorlarmış. Allah Allah. O bekleyiş. Adamın simasından heyecanlı simasına bakıyorsun. Adam doktor bak ne çıkardı heyecanı var. Sen onu heyecanla bilmediğin için rahatın ama rahatın gitti. Sığınırcasına vicdanımıza girdik. Fakat vicdanda görünür binler emelleri, ümit, kuvvetli istek, ummak, galyanlı arzular, vicdanda coşma, kaynama şeklinde arzular, heyecanlı hissiyat, tüm bunlar kainatı kuşatmış. Bunların her birinden titreriz. Ya bunların her birinden titreriz. Vicdandaki amal, amal, emeller, istekler, arzular sıkışmış vücut Adem içinde. Amal beni şeye götürüyor. Ya Rabbi diyor bir şeyde Risale'de geçiyor bu ustad Arapça metin de Ya Rab Risale-i Nur'u bize e, kabirde eniz, berzahta refik, haşirde amal, sıratta burak, cennette yolda şeyle diyor. Ustadın duası Türkçe. Bir daha ezberledim. Ya Rab Risale-i Nur'u bize kabirde Enis. Kabirde eniz. E. Berzah'ta, Berzah seferinde Rifik. Haşir meydanında sırayla gidiyor. Amal. Yani okuduğumuz sayfaları işlediğimiz amel önümüze. Sırat köprüsünde Burak. Cennette yolda şeyler diyor. Amin. Görüyor musun? Ustad, Risale-i Nur bize kabirde eniz, berzahta refik, haşir meydanda amal, sırat köprüsünde burak, cennette yolda şeyle. Amin. Amin. Yaptırmaz. Ya. Titrez abiler. Vicdandaki amal nedir? Emeller, istekler, arzular, sıkışmış. Niye? Ulan yaşamak istiyoruz. Orayı da istiyoruz. Onu istek, istemek için orada gitmen lazım. Onu da biliyoruz. Ama buradan da ayrılmak istemiyoruz. Acayip olmuşuz ya. Takki ile bot arasını sıkışmışız ya. Oraya istiyoruz, gitmek istemiyoruz. Çok tuhaf. <laughs> Hasan abi, anneme dua ediyordum geçen gün de. Geçen gün dedim, geçtiğimiz yaz. Anam, Allah'ım seni cennetine koysun. Uu, amin uşağım, amin. Allah'ım çok acele etsin. <gülüyor> <gülüyor> ya cenneti bile istemiyor acele olunca abi ya. Ya şu ölüm ne kadar korkutucu insan abi Bir de de bir de de bir de de bir de de. <laughs> <laughs> Allah'ım seni cennetime kılsın. Amin uşağım. Amin. <laughs> çok korkar ya ölmekten. Çok korkuyor tanıyorum da. Allah'ım çok acele etsin. <laughs> <laughs> yerliyor, Böyle mi? <laughs> ne, ne yaptı? ne yaptı sonra? <gülüyor> sus sus. <gülüyor> <gülüyor> Cennet bile garanti olsa dense bile kimse rıza ile gitmez. İyi ki gitme şeklini ve anını bize bırakmamış. Evet. Bana dese ki tamam ölüm zamanını sen seç, şeklini de sen seç. Nasıl ne yapacaktım <laughs> ya? İyi ki Allah onu kendisi yapıyor. Baksana ben seçtimse zamanı. O zamana kadar ben zaten öldüm ya. Evet. Siz diyorsunuz ya dima dersleri bitmeden Allah'ım canımı alma. İki yüze ulaştık artık bu herhalde binlere falan gidecek. E, dima bitti. <laughs> Vicdana indik. Ha, indik mi? He, ha, vicdanı yaşıyoruz <laughs> ya. Bu mu bir dima dersleri? Ha, öyle dedik. <laughs> klibuna bir durduk. Ya Rabbi kaza namazlarımı bitirene kadar canımı alma. Eğer alacaksan kazanamazdan hesap sorma. Evet, Dediğimiz gibi. E yani. Çok şükür ya. Evet. İslam abi rahmetli var ya. İnan Rabbim şahit kendisi yazmış. Kazası bittiği gün öğleyin inşaat üzerine devriliyor iş makinesine. Kazayı bitirmişti. O hep o dua ederdi. Ya. Ya Rabbel Alemin dedi bak. Bunların her birinden titreriz. Vicdandaki amal orayı okuduk. Ya nereye sıkışmışız? Vücut Adem içinde. Vücut neredeymiş abiler? Bakar mısınız abi? Ben metin. Bu kırmızı metindir ha. Kırmızı hiç bana ait değil. Vücut Adem içindeymiş. Doktor neredeymiş abim? Vücut Adem içinde. Bir tarafı o Adem vücut Adem içinde. Vücut nedir? Bir tarafı ezel, bir tarafı ebedi uzanıp gidiyor vücut. Adem bunu ortadan kaldırıyor. Ama vücut Adem içinde. Allah Allah. Yani celal, cemalde, cemal celalin içinde. iman küfür, küfür iman içinde. Öyle vusatları, genişlikleri var. Bunların vücut ve Adem'in. Yani ezel ve ebedin eğer dünyayı yutsa bu içimizdeki ezel ve ebed arzu o vicdanda tok olmaz. Ezel ve ebed vicdandaymış. Ezel ve ebed esmadır. Esmadır esma sıfatın şey değil. Ezel ve ebed vicdanda bir tarafı ezel bir tarafı ebed. Öyle vusatları genişlikleri var ki bunların dünyayı yutsa Tok olmaz. Ha, ben ne getirdi şimdi? Niye şaşırdım biliyor musunuz? Bak götürüyorum, hayat harcadım. Yazıyorum, hayat harcadım. Harcadım. Oysa hakikatta nedir? Bunları hayatımın içine koydum. Bunu hayatım içine koydum. Ezel ve ebedin içerisine dünyayı yutsa, yani dünya içindeki hareketlerimi, her şeyi yutsa, hayat hayat bitmez. Hayat hiç bitmez. <laughs> Bak hayatın içerisine dünyayı koymak demek dünyadaki ma masiva Allah yani davranışlarımız namazlar niyazlar hep dünya dünyada oluyor. Hayatın içine koysak hayata bu vücuda göre toz konsa bu dünyayı içine koysa yani hayatın içerisine dünyayı koysan toz gibi olur. Hayat doyar mı? Hayatın iç hayat bitmez abim. Dünya biter, hayat bitmez. Ya demiş adam, ömür biter, kamyonda yazmış. Yollar bitmez demiş. Kamyonda yazıyor. Ya Allah razı olsun bunu tertip edenlerden ya. Ne güzel bir hem de duygusal bir şeyler yaşatıyor değil mi bize? Ya ne güzel. Yok ya olur mu? Düğün yapıyorlar. Tepecik'te o bir meydan var. şarkı türkülerin olduğu yer. Her cumartesi, pazar çalıyorlardı. <laughs> Devam ediyor. Vücut ecele bakıyormuş. Adem ebede bakıyormuş. Nazar-ı mani ile sıraladım ben bunu. Nereden çıkarttım? Bak bunu tutun kafanızda. Tuttunuz mu abi? Bak şimdi. Naz muaniyle ile nasıl çıkarttım? Şuradan. Şurada bakar mısınız? Nerede bulun? Burada mıdır? Öteki sayfada mı? Ee, vücut Adem içinde sıkışmış diye. Burada var mıdır abi? O kelimeyi bulabilecek misiniz? Öteki sayfada mı? Naz muani'den çıkarttım. Nereden çıkarttın deyince. Burada ezel ebedi görür müsünüz? Bir... <laughs> Nerede abi? O, o, sıkışmış. Ha, o ama sıkışmış. Vücut abi ilk önce ne kullandı? Vücut. Sonra Adem. Bir tarafı ezel, bir taraf ebed. Yani ezel vücuda, ebed Adem'e baktığını burada nazm maniyle çıkarttı. Gördünüz mü? Nereden çıktı diye? Bu lugat değil işte bu. Çünkü ustad fiili anlatırken fiili cümle kullanıyor. Özne anlatırken, <laughs> fail anlatırken fail cümlesi bitiyor. Risale'de böyle. Arapçak'taki aynı sistemi kullanıyor. Yani tesadüfen şu olsa Adem yer değiştirse bu da böyle dursa o zaman öyle olurdu. Hayır. Vücut Adem içinde ezel vücuda ebed Adem'e bakıyor. Nazmani hiç dokunmamışım. Aa, bak buradan. Burada mıydı abi? Öteki sayfada mıydı? Evet. Yani neyi anlatmak istedim biliyor musun bununla? Külliyatı 20 defa bitirsek bile 50 defa bite. Yöntem bilmesek havanda su dövmek gibi uğraşıp dururuz. Nereden çıktı vücut ezeli baktı? Yani yöntem. Mesela bir misal vereyim. Hep misal verir Murat Dursun da selam olsun. O da böyle yapıyor. Çok meşgul olmuştuk. El alibi olsun. Bak adam buldu. Diyor ki Ramazan Risalesindeki ayet orucu tu, orucun farz olduğuna dair ayet değil, Kur'anın indirildiğine dair ayettir. Oysa geçmiş ümmetlere farz olduğu gibi size de farzdır Ramazan ayeti varken o ayeti koymayıp Kur'anı koyması, Kur'an indirildiği koyması, Kur'anı Ramazanın içine koyuyor, Kur, Ramazan demek Kur'an ayı demektir. Nazm-i maniyle bulunuyor bu. Tamam abiler. Yani yöntem bu 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 şekilde okumak 50 defa okumak. Bir defa böyle oku, 50 defa oku öyle düz okumaktan evladır. Hiç bilenle bilmeyen işte olur. Mu? Bak nazm-ı mani vücut ademe şey vücut ezele, adem ebede nazm-ı nazm-ı maniyle sıraladı. Ezel ne diyor? Mutlaka izahı yapar. Ezel ve ebede uzanmış. Uzan <laughs> uzanan emeller, arzular hepsi vicdanda. Ezel ve ebede uzanan emeller, bak bir daha ezel ve ebede uzanan emeller var. Arzular hepsi neredeymiş abiler? Vicdanda, kalpte öyle bir şey yok. <laughs> Kabre gireceğiz inşallah. Kalpte latife insaniye gireceğiz. Lüme şeytaniye gireceğiz. Şeye gireceğiz, tana gireceğiz, tek tek inceleyeceğiz, tan. Şey, tek tek inceleyeceğiz. Allah'ım bunlar bitmeden canım alma. Amin. Hiç bitmeyecek <laughs> demektir. Annene gibi. Cennete koy. abin uşağım. Ayet <laughs> zamanda. Ya dünyaya göre, şey cennete göre dünyayı tutuyoruz değil mi? Ya. Aslında tutmuyoruz. Çünkü emin değiliz. Emin değil. ha, acayip bir şey ya. Zannediyoruz ki o mezara girdi. Zahir ne kadar korkutuyor, ürkütüyor ya. Zahir ne kadar güzel. Üzeri toprak böyle kaparmış. Adam aşağıda. Allah o güzel elbiseler giyerdi. Ütüsüz giymezdi. Tuzsuz yemek yemezdi. Kaliteli takılırdı. Mercedes'ten inmezdi. Bu şişik var ya toprak onun altında. Şişmiş. <laughs> Abi gene annem geliyor ya. Şeytan geldi. kapalı. Babamı tarif ederken ölmüş gidişi. ya. Uuu uşağım bir kravat takardı böyle yumruk. <gülüyor> <gülüyor> ne derdi bir de söyle söyle. <laughs> Babanı mı tarif ediyor? <laughs> ne diyor? Uuu uşağım bir kravat takardı böyle yumruk. <laughs> yani yumruk. Kocaman kravat Ko takarmış. Takarmış. Şimdi, tak, şimdi tarif. Ya Diyorsanız yani ha. öyleydi böyle. Yüzü güldü falan filan diye. Mete diyor değil mi? He, yani. Öyle bir kravat. Allah Allah. <laughs> Ama şu anda şişik. Mezar şişik ya böyle. Yani. Zahir ne kadar tevahuş ettiriyor. Ne diyor 232 mektubatta? Mektubatta değil mi? Yok lemalarda. 26. lemada. Ne diyor? Ölümü diyor ki ölümün siyah peçesi altında gizli rahmani şeyler. Ölümü siyah peçe olarak söylüyor. Peçe niye takar kadın? Güzel, güzel Kapatmak için. Bu, bu kafa var ya bütün vücudunu gösterir. Onu siyah peçeli örter. Peçe kim örter? Güzel, altında gizli var. Çirkin çirkinliğini örtmez. Bak çirkinliğini, çirkinliğini ne yapar? Güzellikle şey yapar, açığa vurur. Yani güzel yapmaya çalışır. Çirkin, daha çirkin örter mi? Daha çirkin olur. Ha, ne yapar? Ne yapar? Güzel örtülür. Neyse. Ezel ve ebede uzanan emeller, arzular hepsi vicdanda. Hasan abi bir şey sorabilirim. Bir şey söyleyebilirim. <laughs> vücut, vücut e, zati sıfat değil mi abi? Z, e, zati sıfat ama vücudun bir sıfatı var. Bu vücut, o vücut değil bu. Bence abi ezel, zati sıfat olan vücutta saklı. Saklı. Onlar tabii bu dişe vuruşları bunlar. Adem bilmiyor. O da zati sıfat. Bu Evet, evet. Bu zaten bu çıkışlarıyla onu şey yapıyoruz. Mesela zatı sıfatta ne var? Vücut, beka, vaktaniyet, vaydiyet yok. Vaktaniyet, kıdem, muhalefetun lil havadis, kıyamı bir nefs, tekvin. Bak oradaki vücut. Hasan abi gene dayanamayacağım. Çok özür dilerim. Şu, şu, şu beni çok etkilemişti. Sizin söylediğiniz şu. Arkama bakmıyorum ya. Arkadaki daha benim alemimde yok. Evet. Her tarafa baktığınız zaman her taraf sizin için var. Vahdaniyet de mahlukiyet olmadan ortaya çıkmıyor. O yüzden zat sıfatla belki yok. Evet, harika. Mahluk olmasa vahdaniyet, vahidiyet çıkmaz. Çıkmıyor. Abiler bak. Vahdet Allah'ın Allah Allah'ın Allah zatı değil bu. Vahdet sistemin birliği. Bu sistemin arkasındaki zat vahittir. Tamam. Onu bütünlüğe getirmek tevhiddir. Bu kimdir? Ehattır. Bak vahdet lugatta Allah'ın birliği der. Ne kadar acayip bir şey ya. Ben heyecanıma kusura bakmayın. Allah'ın birliği değil vahdet. Sistemin birliği. Vahdet. Tevhid nedir? Bu sistemin tevhid nedir? Bu bir olan sistemin sahibi. Bak ne kadar acayip. Mesela vahdet, vahdanet, vahidiyet. Birisi eylemde, birisi sıfatta, birisi zatta. Vahidiyet sıfattır. Vahdanet sistem yani. Acayip bir şey. Yani ustad uygulamış abiler bu şeyleri. Şimdi bu ona ait bir delil buldum. Bak kırmızı metin delildir bak. Okuyorum. Delil derken o metin biraz önceki üstteki metinden buraya aldım tekrar. Üşenmeden yazdım bak. Bir de okuyayım burayı. Ezel ve ebede uzanan emeller, arzular hepsi vicdanda. Noktayı mani ile ne demek? Bak İşte bu elim yolda nereye bir başvurduk. Onda bir bela bulduk. Zira mağdup ve dallin yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet o yolda nazar endaz. Bak şimdi burada ne çıkarttık bak mani. Vücut ezele ve mağduba bakıyor o şey sistem. Buradan bakın. Vücut ezele bakıyor nazmi mani ile ve mağdub. Bak ne diyor? İşte bu elim yolda nereye başvurduk? Onda bir bela bul, Zira mağdub ve dalin yolları. İlk önce ne yaptı? Mağdup. Bak mağdup. Dallin ikinci yolları böyle olur tesadüf. Peki bak birincisi mağdup, ikincisi darlin. Koy kafanıza. Şimdi metten bak. Biraz da git. Bak. Birincisi vücut. Ezel. Sonra birincisi mağduptu. Bak vücut, ezel, mağdub. İkincisi, Adem, ebed, dallin. Nazmi maniyle. Ne kadar güven var abi sizde maşallah. Elhamdülillah ya. Yani ne kadar güzel. Yani neye güven abi? Yani Kur'an'dan bir nur, bir damla, bir katre, risale-i nur. Evet. O zaman her şey... En ufak bir şey hiç şüphem yok. Şey yok, yok. Hiç, 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 şey yok hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Bunu koydum bu böyledir. Ben tamam bitti. Külliyat bitti. Bitti. Zaten olmasa vermez bana. Konuşuyor benimle. Benimle konuşuyor külliyat. Kalkıyorum yataktan, üşenmiyorum. Düşünüp yatıyorum. Gelince kalkıyorum. Yazıyorum abi. Boynum olmasa bu olur mu ya? Gram gram. Aklım, fikrim, eşim, aşım, işim yok. Bu. Buna yatıp buna kalkıyorum. Ama bunun kıymetini bilin. Telef etmeyin. Özel hayatınızda da kıymetini bilin. İsraf etmeyin. Bu vücuda tepemize binen Dabbetul Arz biner. Sefaattan, israfattan başka? su Suistimal. istimalattan, korona ailesi biner. Yani bunun kıymetini bilin. Va zati vaci bir vücudun en ziddi bu mahlukiyettir. Bunun kıymetini bilmek lazım. Yani oturacaksın böyle. Bak Aa, her şey bak ha, buraya git bak Semine bak ne güzel değil mi bak o. Gel. Ya kardeşim meşru daire keyfe kafidir arama girme gerek yok. Ben sana demiyorum ki benim gibi otur böyle çalış ama çalışanla çalış. Sen bir iki saat veriyorsun ben 20 sene vereyim. Sen lütfen iki saat ver. Senin işin değil tamam 20 sene benim işim. Bak güvene bak vücut ezele bak dedim ki tutun kafanıza birincisi mağlup şey mağlup sonra dallin. O zaman vücut, ezel, ma ma mağdub. Adem, ebed, dallin. Metin. Bir de diyorlar ki metinle yürümüyorsun. La metin de daha ben ne yapabilirim? la Kendimi çıldırıyorum ya. Metine bu kadar ihtimam ediyorum ya. Bundan daha başka nasıl yapabilirim? bir Seviye şey bu. Yani metine bu kadar bağlılık olur mu ya? Nazmanı oraya bina ediyorum. Koca ilmi bina ediyorum. Şimdi benim dünyamda mağdup sorsalar. Abi nedir ya? Vücudun tersi. Bak. Nereye bakıyor abi vücut? Ezele bakıyor. Neyin tersi? Mağdup. Dalli nedir abi? Adem'e bakıyor. Ebedin tersi. Ya nereden çıkarttın? Kardeşim külletten tipi tipten çıkmadı bu. Bizim lise, ortaokulda okurken, ilkokulda okurken tipi tip vardı. Bizim arkadaşlar hep tipi tipteki o, o yazıyı okumak için sırf sarkız alıyor, alıyorlardı. Tipi tip. Tipi tip yani. Bir tanesi bulmuş. Tipi tip bir tane resim çekmiş, göndermiş. Var mı? Burada olsa gösterdim. Tipi tip. Bak. Ya kardeşim mağdup, mağdup. Ezeli ortadan kaldırıyor. Dâlin ebedi kaldırıyor. Ne ile? O vücudu kaldırarak. O Adem'i var ederek. Bak anladınız mı? Adem'i var ediyor. Biri... Adem'i var ediyor. O gibi. gibi. Ya. Yani. Kardeşim rehbersizlik. Peygambersizlik. Birisi vehim birisi vesvese. Onu da siz bulun. Mağdub mu vesvese? Şunu yapalım. Vesvese abi, mağdup vesvese. Mağdup vesvese. E şöyle yapalım. Ezber değil. Evet. Vesvese eylemedir. Evet. Realitedir. Nefse oruca, namaza, gusla, ima, imana vara musallat olur. Vehim olmayana vücut verir. Evet. Bu vücuda bak bakalım. Vücudun sahibi Allah mıdır? Evet. Allah'tır. Bu dolayısıyla Allah bilindikten sonra bu şey yapılır, tamam? Evet. O zaman vesvese buna, vehim de buna gibi. Bak gördün mü? Bu e, bu Allahsızlıktan vesvese, peygambersizlikten vehim. Rehbersizlik. Onu da ekleyelim. Harika. Bunu da ekleyelim. Şeyleri bulduk ha. Böyle bak bir torba varmış kalem. Sen getirmiştin. Da getirmene gerek yok. Yok yok tamam yani. Sen, bir, sen böyle hastalığın var. Senin bir şey görünce yapıyorsun ama çok oluyor. Ha. Ha, şimdi buraya geleyim. Nereye ekleyeyim? Bunun devamını olduğunu kabul edin. Ee, ha? Kırmızı ha kırmızı yapalım. En var abi, en bu ha bitsin diye mi? Bu. Tabii o yeni yani. Ha o bu yani ise dokunma ya kaç tane koyduğunuzdan buraya yazık günah. Ha ha o. Şunu koyayım. Kullanılmış ya. Şimdi burada yapayım değil mi? Devam. Hı hı. Ee, bu vehim. Aa siyah takmışlar. işte i̇şte gafurun hayatına benzer. Kırmızı ya şey yani Mekke 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 Mekke, Mekke dolmuş yaparlar. Beyler son durak iniyor bu aslında dolmuşu. Ee, Paris burası bizim dolmuş böyle. Mekke Mekke deyip de bindiriyor arabaya. Paris'te indiriyor. Baksana tüpünü değiştirmiş. Ola <laughs> <laughs> ne yapacağım ben bunlarla ya? Tamam hikmeti vardır diyeyim. Ee, şuraya da ekliyorum abi. Tamam mı abi? Böyle çıkıyor görüyor musun? Fatih'e görüyor musun nasıl? Nereden çıktı bak vehim ve vesvese? Allah Allah. Ya Rabbi ya. Ya. Demek ki bu şekilde aslında bütün bir Kur'an'ın böyle alimler böyle yapmış ya. Biz külliyata böyle çalışıyoruz ya. Onlar Kur'an'a çalışmış ya. Şimdi onların büyüklüğünü hayal edebiliyor musun? Ben mesela 17 yaş, 59, Ağustos'ta 60 olacağız. Ne kadar sene? Hep bu. Ne yaptı? Siz benim çalıştığıma çalışmayın. Vermeyin 40 sene. Kafama basın çıkın yöntemi veriyor bak Naz mü mani bir yöntem surettir 40 senelik meyve bak 40 senelik meyve 60 senelik ömrümde 40 40 50'si 40 senelik ömrüm meyve surettir kanuniyettir hakikattır mahiyettir bu Ondan sonra dimadaki metessi bu yöntem olsa atmisi bu sizi çok şeyinizi çözer istihracı esrar yapar. Yani mana çık dalgıç yapar sizi. Bak vehim ve sesi böyle çıkart Bir çıktı bak. Yani siz yöntem geliştirmeyle uğraşma. Senin işin değil. Çünkü çoluk çocuğum var. Aşın işim var. Ama bak fayat etmiş. Etmek yetmiyor. Merak edeceksin. Bak 37 tane vakıftık. 10 tanesi ancak katılırdı. duruştu abi gibi biz filozofun dersine. Onun dersini bile yanında kalan nakıs görüyordu, katılmıyordu. Bahane çok. Sen kimsin be Hasan diyorum. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Benim içimdeki azgın köpek var ya. Elhamdülillah Allah'ıma binlerce kere olsun. Yani. İçimdeki azgın köpek. İmam şey onu o azgın köpeği kim demiş biliyor musun? Ben demiş yedi tane köpeği bağladım. Sen bir köpeği bağlayamadın. Kim demiş bunun sözü? Rabia. Rabiatul Adeviye Radiyallahu Anha demiş. Kime demiş? Hasan-ı Basri'ye. Hasan-ı Basri ne demiş ona? Evlenme teklifi yapmış. Demiş ki sen bir köpeği bağlayamadın. Ben yedi köpeği bağladım demiş. Sen de dedin ki içimdeki köpeği tuttum bağlayamıyorum. Evet. <laughs> Yok elhamdülillah yani şeyi tasması biraz uzun. Saldırıyor. Yani hakikaten saldırıyor. Feci saldırıyor ama elhamdülillah bir tasması var. Bir yere kadar bir yerden sonra bırakmıyor abi. Oradan çok şükrediyorum. Yoksa ben burada olur muydum ya şu pazar günü abi ya? Düşünebiliyor musunuz? O kadar şükrediyorum ki abi ya. Ya şaka gibi abi ya. E saldırıyor. Evet. Yani olmamak için o kadar sebep var ki abiler. Yani kendinize sakın fatura çıkarmayın ne olur kendinizi üzmeyin, kendinize değer verin. Yani onlar hepsi normal. Yani olmaman için, öyle düşünmemen için o kadar esbab var ki. Ya onun için böyle şefkattan size sahiplenmek sitemi oluyor. Yani olma sen dedin ya içimdeki yani bu sıcakta pazar günü ben de gelmezdim ya. Çoluk çocuğum karım varken ya şimdi piknik varken. Ya ben aslında şefkatten sitem ediyorum. Ya. Yani doğru olduğumu da zannetmiyorum belki de. Yani bırak herkes şeyini yaşasın ya da ama ben de hissettiğim, fark ettiğim şeyleri istiyorum ki sevdiklerim de sevsin, görsün. Gayem o. O köpek Rabiatul Adeviye demiş ben demiş yedi köpeği bağladım. Sen bir köpeği bağlayamadın. Suyun üzerine seccade atmış namaz kılıyor. O havaya atmış namaz kılmış. Ben toprakta daha namaz kılamıyorum. Ya. Kardeşler, olmak da olandır. Olanda hayır vardır. Senin hayrın o. Başvur. Sakın üzmeyin kendinizi. Evet. Devamlı, olur, mu? olur. Ya biz buraları hep okuduk değil mi? Biz biz buraları okuduk galiba. Bayağı okuduk. Ama gidelim artık. Değil mi? Ta öteki sayfalara kadar okuduk. ama bunu bunu bitirelim ki. Saat kaç? Çok iyi. Dur. Bu sayfayı bitirmeden şu bir tane yüz. Zaten bir yüz kalmıştı. Biraz gidelim. Naz maniyle çıkıyor şey Ömer. Sen mi dedin bir şey? Ne dedin sen? Anlamadım. Evet. Yani. Tam da ne dedin anlamadım. Neye denk gelir? Söyle ekleme. Vücut evden mağdur tepki ihtiyarını. He he. He. Devamına o tesadüf delalet o yolda nazar endaz. He. Devam olur mu? Nazmi mani. Nazmi işte yaptık işte mağdur ve dallin. Abi tesadüfte eee Alalet, ha desene mübarek. Tesadüf. Buna. Dalalet buna. Tamam öde ya. Öyle de, de. tam olur. Niye olmasın ya? Tesadüflü, tesadüfe inanmaktan da tesadüf ve dalalet. Yani sistemsizlikten. Olur ama böyle dalalet iş yapamadım. Olur etlenebilir yani şey yapabilirsin. Ama bu sarip. Biraz tesadüf ve dalalet. Devam ediyorum. Eğer vücu vücuda çıktığı halde vücuda kalmayıp yani vücuda çıktık. Allah çıkarttı bize ama kendimizi Adem'e atıyoruz. Bak Allah vücuda çıkarttı Adem'den. Lan ne Adem'de ne işin var ya? Bazı şeyleri var ya böyle tutarsın gene kayar oraya. Yani çocuğu götür yani ateşe gitme mı? Tabi gene girer. Vücutta kalmayıp mağdup yani Allah'ın merhametinde muacel mahrum kalarak gadaba uğramış demek. Hangisi? Mağdub. Ne demek? Mağdub. Allah'ın merhametinden muaccel mahrum kalarak gadaba uğramış. Şimdi. Allah'ı, Allahsızlık ya. Yani. Yahudiler hmm. sonra tekrar gene gene dönüyorlar. Evet. Evet, evet, aynen öyle. Ee, eğer bu alemde Adem alemleri yani günahlar, şirk, küfür hesabına yaşamışsa bu adam, Adem alemleri hesabına ne demek günahlar, şirk, küfürle yaşamışsa bu insan ebed ebed talalette kalmış. Yani geçmişinden koparsa mağdub geleceğinden geleceğini kaybetmişse dallin olur. Var mı? Geçmiş gelecek yazmış mıyız? Evet, <laughs> Yine nokta istinadı Allah'a kaybetmişse mağdup, nokta istimdadı ahireti kaybetmişse dallin olur. Tüm bu, bunlar vicdanda oluyor. Arbiler bunu okuduk ama son sayfayı ancak bu halette çözeceğiz ki Allah yaptırdı bunu tekrar çabuk geçiyoruz. Eğer geçen hafta işlenmemiş olsaydı bunda duracaktık. Durmuyor. Bunu bir satır sonra Salih şöyle söylüyor. Bir satır sonra. O nazarı biz taktık. Bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki Mepte yani Allah'a gördünüz Mepte Allah'a sani iman. Mepte'yi nereden çıkarttın? Şu Mepte'yi. Buradan çıkarttık. Ee, sorar yani. Geçen hafta olmayan sorar. Mebte yani Allah'a iman. Meadi yani ahirete iman. Ne demek anlamadım ben bunu. Sani hem haşi. Muvakkat unutmuşuz. Bak. Mebte imani e, imani billah. Sani. E, İman-ı ahiret. E, şey. Maadi. Bu yani mağdub ve dallim beraber gidiyor. Allah ve ahiret, Allah ve ahiret. Mağdub Allah ahiret, mağdub talin, Allah ve ahiret, mağdub Bu hal cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Yoktan yakıcı, ruhumuzu eziyor. Zira o şeş altı cihetten ki onlar başvurduk, onlara başvurduk, ayıkletsek iyi olur. Öyle halet almışız. Yok, benim cümledi ki tırnak açmış. Bak gördün mü? Bak tırnak görünce. Cihetten ki onlar başvurduk öyle halet almışız. Bu nokta istinat ve nokta istimdadı kaybetmekten ne bak nokta istinat ve nokta istimdadı Allah ve ahireti kaybetmekten benim diyeyim bak cümleyi görüyor musun? Vicdanda bir halet aldık bu halet bu halette ne var? O halet yani nokta istinat ve nokta istimdadı kaybetmekten vicdanda oluşan haleti alet diyor. Kader neydi? Hali ve vicdani. Yani nokta istinat ve nokta istimdadın bütünlüğünden vicdanda bir halet olur. İşte kader hali ve vicdanidir. Hal bu, vicdan. İşte demiş ki, hem haf ile dehşetten, hem az ile rahşetten, titremekten, hem kalak ve vahşetten, Çabuk gidelim. Kalak. Ne demek kalak? Can sıkıntısı, gönül darlığı, zahmet sıkıntı demek. Vahşet, ıssız, korkunç yer, korku, ürkütücü, yalnızlık, ıssızlık, tenahlık, vahşilik. O geçen hafta işledik hiç karışmıyorum. Gidelim. Hem yüt, yüt demek yetimlik yani çoğul, kimsesizlik. Hem yeisten mürekkep, hem yeşte mürekkep tüm bunların karışımından tek halet olması nerede? Vicdanda, vicdansız sağız. Hasan abi bakın yiğiz geleceğe karşı ümitsiz olursunuz değil mi abi? Bakın ahiret öbürü de yetimlik. Bak evet yüt yeğiz. Ya hiç şey yok abi. Bak yüt Allahsızlık. Evet. Yeğiz ahiretsizlik. Yüt. Devam Edecek Edecek ama öyle gerçekten benim çok acayip. Ondan sonra, ondan sonra bu Hasan Akar'ın Risale-i Nur'unda bunlar yazıyor. Hasan <laughs> Yeis. Yes. Oh. Doğurur. 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 Akıllı tahtayı bir takabilsek. Yardım etmiyorlar ki bana. Yani iterek, teşvik ederek bir şey yaptırmaya çalışıyor. Açılalı bir ay oldu. Hala akıllı tahtamı takılacak. Yok o, o gelmedi. Yok elektrikçi yoktu. O yoktu. Tek ben bundan mı çalışayım buna mı? Hasan mıydı? abi. E, duvarı komple yaptıracağız dediniz ya. Yaptım ama kaç ay oldu? Bir ay oldu. Evet, şey... Akıllı içeride takamıyorum hala ben isterseniz yani servisini çarptırıp taktırırım ama siz diğer türlü yapılacak dediniz diye. Yok yapacağım. yok. Şimdi Ömer'le irtibat konuda taktırın ya. Gelecek hafta bari ya böyle koltukların üzerine olmasın artık. Sonra şey bunu yapınca ikinci sıram asansör taktıracağım. Evet. Sonra bu LED şeyleri değiştireceğim. Sonra üçüncü hedefimiz Zeytinburnu'nda dershane açacağım. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Doktor, sana mal ettim mi? <laughs> Karaca Ahmet'in bir şey yok mu diye. <laughs> ne oldu biliyor musun? Hmm. Karaca Ahmet'te bir abimizin annesini göme gittiğim zaman e, Karaca Ahmet Zincirli Kuyu'dadır. Çok yok, Üsküdar'dadır. Bu Zincirli Kuyu'dakini söylüyorum. <laughs> ha Zincirli Kuyu mezarlığına bir abimizin galiba Ülvi abinin annesinin cenazesine gitmiştim. Bana dediler ki Sapancı'nın mezarı burada. Bak şimdi. Nasıl ya? O Sapancı ölür mü ya? Burada nasıl olur? Ona koş da başka mi? Sonra Sapancı'nın mezarına gittim. Bir bakayım nasıl bir adam böyle. Burada yani bu şişik yerin altında. Bak gördüğümü söylüyorum. Şöyle baktım. Allah Allah diyor. Kafayı bir kaldırdım ki. Böyle mezarına kafayı kaldırdım. Karşıda bir gökdelen var. Başka yoktu o zaman. Akbank. Onundu. Akbank onundu. İş Bankası... Koçların ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sapancını Akbank. Mezara baktım. Kafayı bir kaldır, Mezarına durun. Bakın kafaya kaldın. Doğru Akbank gözüküyor. Ulan o bankanın sahibi burada mı ya? Vay be. Oradan in in in. Gir buraya. Bir de oraya gir. Gir ha. Zemine in. Zeminde durabilir mi? Adam çatısında yer yapmış. Sonra e, aşağı in vicdansız yani o yütme yeisten yani pekmez tayını karıştırmaktan vicdanda bir alet oluyor. O haletin adı neymiş? Vicdansuz. Ne demek lugat? Vicdanı yakıcı. Vicdan yakan, vicdanı rahatsız eden, acı ve keder veren. Yani yeis ve yetimlik. Cehennemden beter bu. Bu betermiş. Vicdandaki bu beş tane ile haliyet yapılmış. Altı yön. Vicdanda demiş altı yön bakış. Bu altı tane yönün müsbeti ve menfisi var. Menfisi cehennemden beterdir. Müsbeti cennetten lezzetlidir. Cehennemden beter olan cennetten güzel olur. Bunlar vicdanda bunlara karşı demek kırmızı metin gene. Şimdi her cihete mukabil bir ce, bir cephe alırız. Define çalışırız. Evvel kudretimize muracat ederiz. Yani bunlara karşı kudretimize müracaat ettik. Vay sefa görürüz. Ya ne yapacağız bu korkunç halet vicdanda? Rabian metin metin onca kırmızı de, iki de, söylemeyeyim her şeyde. Rabian biz ecram-ı ulviye'ye baktıkça onlar naza onlar nazara verir. Neyi? Bir hafile dehşeti. Hem vicdanın muzici. Neymiş o? Bir tevahuş geliyor. Akılsız, evhamsaz. 741 sözler. Bunlar çalıştığımız için çabuk geçiyorum. Vicdanın muzici demek. Rahatsız edici vicdanı. Vicdan usandırıcı. Sıkıntı verici, sıkan, bunaltı veren vicdanda oluyor bunlar. Vi, yani bizi vicdan eziyorsa öpün, başınıza koyun. İkaz edici. Sana diyor ki vicdan yakmasıyla. Tövbe, istiğfar, nedamet ve kusurun deruhte et. Bak diyor ki. Tövbe. Bir dakika. Tövbe ve istiğfar. Bir de e, tövbe ve istiğfar. Bir de, ha, bir de. Dua ve ha duva ve tevekkül diyecektim. Yani. Dua ve tevekkül meylanı hayra kuvvet verir. Tövbe ve istiğfar meylan şerri kırar. Meylanı şerri keser. keser. Bir daha abiler. O kadar acayip ki. Ee, neydi? Dua ve tevekkül meylanı hayra kuvvet verir. Bunu ezberleyin ve dua ve şey tövbe ve istiğfar meylan şeri keser. Yani tamam. Akılsız demek aklı pişman eden, aklı yandıran demek. Evham saz, saz deyince bu saz değil. Evham veren, kuruntulara düşüren çalıyor ya. Bakın abiler. Evham saz tellere kaç tane bilmiyorum. Tel ne kadar olur? Çok az olur mu? Sabit standartı var mı? 6 tane. 6 tane. 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 Ama ne kadar müzik yazılıyor? Hmm. Veya ilahi yazılıyor vesaire. Bakın niçin söyledim? Bu serbest bölgeyi çıkarırsan El yukarı aşağı gidiyor ya. Nereden bakarsan ona göre. Ya. Evet, evet. Ona evet göre o. Düşüyor. Hatta neyde Ve kaç tane var delik önde? He? komple arkada da bir tane var 7 tane galiba. 6 tane önde bir tane arkada mı? Nota sayısı kadar 7 tane, tane. Nota sayısı kadar evet 7 hepsi. Doğru. E şimdi e, mesela İmam-ı Rabbani mi diyor? Bu diyor kaval nasıl fırlırsa hu çıkar. Ha tamam bak şimdi. O sese o sese kıble veren anlam yükleyen parmağındaki deliklere müdahalen. Evet. Tamam. Şimdi o, se o ne? İnsandır. O delikler diman mertebeleridir. O deliklere <laughs> deliklere müdahale ile anlamsız sesi bir anlama dönüştürüp müzik yapan diman o yerdi mertebesine parmaklar, o parmak şekli de vicdandır. Vicdan veya kalp veya ruh de. Üfleme de vahiy. Evet, üfleme vahiy. Öfledik diyor. Yani mutlak, hiçbir belirleniş yok. İstersen bu furla müzik yazarsın, müziğe dönüştürürsün bu nefeste. İstersen ilahi çalarsın. Ama ikisi de İstersen ilahi, istersen yak demeni küllettin şarkı yaparsın. Bu 7 bu deliklere delikleri diman mertebesi bu onunla kıblesine koyan ihtiyar ve irade. İrade işte. Vicdan. Bu parmaklarla kıbleye o sesi kıblesine koyuyorsun. Mutlak olan o ses her şey olabilirken bir şey oluyor. Şarkı veya ilahi oluyor. Evamsaz. Muzici demek izaç edici usandıran rahatsız eden bunaltan tevahuş hali tenha ve ıssız olmak ürkmek kaçmak korkmak demek ki vicdana haf ve deşet ecram-ı ulviye canibinden geliyor vicdana haf ve dehşet ecram-ı ulviye canibinden geliyor yani anlamadım ecram-ı ulviye Allahsız düşünceden noktayı istinatsızlıktan geliyor ehaf ve dehşet. konuşmuştuk. <laughs> o zaman vicdana haf ve dehşet noktayı istinatsızlıktan geliyor. Haf ve deşet. Geç bakalım biraz gidelim. Ben size geleceğim. Hiç okumadığımız yeri söyleyeceğim. Evet, Yok burayı da okuduk. Onun için buradan da çabuk geçeceğim. Zira amal, arzular, istidat ve hissiyat daim ebedi, ebedi ister. Amal, arzular, istidat, hissiyat daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik. Bizden yol bilmemezdik. Bizde böyleydi. Vicdan e, vicdanda onda fizar, ağlayıp ağlama, inleme, ve niyaz, yalvarmalar demek vicdan ebedi istiyor. Amal emellerin çoğulu arzuların. Şimdi buna destek için 743. sayfada sözlerde şöyle bir destek var. İkinci kutbu imaniki ki tasdik aşirdir. Saadet ebedidir. O saadetin cevher iman, burhanı Kur'an, vicdan insanı raz. Ne demek? Raz, gizli sır saklı şey demek. Oku, konuşmuştuk girmeyeceğim. Yani vicdan vicdan nedir? İnsani raz. Vicdanda insani raz. İnsanın gizli sırlarını saklayan, insan insan yapan gizli sırlar orada. İkinci sır. Ha, vicdanda insana ait ahiretin bizdeki karşılığı var. O da sır. Yani saadeti ebediyenin ifadelenişi vicdanda var. Şimdi anladım ki vicdandaki sır ikinci kutbu imani olan imani bil ahiretle bende ortaya çıkan vicdani sır. İki sır var bir dimada bir vicdanda. Dimadaki sır Allah'a iman etmekten vicdandaki sır ahirete iman etmekten acele ettim geçen hafta konuştuğum için söylüyorum. İmanı bil ahirete iman etme nispetinde vicdanda sır aktif oluyor. Vicdanı sır ahirete iman etmekte vicdandaki bütünlüğünü salar, Beşeriyetten seni çıkarır, insan yapar. İnsan olmaktan ortaya çıkan alettir. Allah'a iman birinci kutbu imanı ise bu da Kur'an'ı kabul eden akılda meydanı. Yani birinci sır nedir? Allah'a iman etmekten, Kur'an'ı kabul etmekten akılda meydana gelen dimağın bütünlüğünün sirayet, bütünlüğünün cemidir. Birinci sır. Dimağa sirayet ederek bu sır dimağın bütün, bütünselliğini ifade edip gösteren birinci sır. Bir daha Allah'a iman etmekten, Kur'an'a iman etmekten, diman yerdi mertebesini bütünleye, bütünlemekten, bütünselliğinden ortaya çıkan sır. Nerede bu sır? Taakkulda, akılda sır. Ustad söylüyor birinci sır. İkinci sır, ahirete iman etmekten, vicdanın, irade, zihin, his ve latife-i Rabbaniyesini aktif edip bütünlemekten ortaya çıkan ikinci sır. İkinci sır nerede? Vicdanda. Ne demek altyapısı nedir ikinci sırın? Vicdanın içerisinde ne var? İrade. Gir içeriye. Çık yani. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. İrade, zihin, his, latife-i rabbani'nin bütünselliğinden ortaya çıkan vicdana ait ikinci sır. Evet, aynı ustak diyor. Aklın üzerine durmuyorum çünkü durmuştuk. Aklın sırrı dimağın bütünselliğinden, vicdanın sırrı vicdanın bütünselliğinden ikisini toplasam kalpte bütünselliği kalpte olur. Onu da iman, iman eminlikten, küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. Küfürde ne kadar zulmet var biz tanıdık artık vicdanda çünkü e, Adem'i gördük mağdup ve dalilini yaşadık vicdanda. Yaşanmaz olduk. Çareler aramıştık. Altı yola başvurduk. Vicdanda tam gördük. Küfür bende zulümat yaparmış. Küfür bende zulümat yapar. Zulümat nedir abi? Hemen ona geliyoruz. Burayı da okuduğumuz için çabuk geçeceğim. Okuduğumuzu burada işaretlemişiz. Ama Allah bana göstermedi bugün de bunu yap diye. Zulümat karanlık sıkıntı yapar sende. Of Oh yapar. İmanı bir ahiret tasdiki haşirdir. Ne ne demek? Saadet ebedidir. Bu da sadef. Bu da sadef. Yani e, var ya şey inci. İncinin kabuğu ne biliyor musunuz? Midyedir. Midye nasıl olmuş biliyor musunuz? Midye bir kum tanesi girmiş. Yani incinin temel maddesi kum tanesidir. Kum. Cam var ya cam. Camın maddesi nedir biliyor musunuz? Kumdur. Midyenin içine bir tane kum tanesi girmiş. Ondan sonra midyenin zamanla kapatmış. O midyeyi orada işlemiş. Ne olmuş? İnci olmuş. Sadefi midyedir. Ama kum inci olmuş. Ha, sade sade tebedi. Sade, bu sadef imani bil ahiretin ceviri. yani e, midye İnci gibi düşünün. Vicdan, ahirete iman. Vicdan, şey gibidir, midye. Ahirete iman içindeki basit gibi gözüküyor Allah ahirete iman. Ama kumama, inci oluyor. İmanı bil ahiret, ceveri iman. Vicdanda ahiretten bir sır insani. ahiretten o kumu inciye çeviren. Geleceğiz. Şimdi evvel aleyhissalatü vesselam evvelki elim yolumuz mağdub ve dalin yolu o yol verir vicdana ta en derin yerine hem bir hissi elimi hem bir şiddet elemi şuur onu gösterir şuura zıt olmuşuz. Bunlar işlenmiş olduğu için çabuk geçiyorum. İşlendi mağdup ve dalin yolu vicdana hissi elimi acı veriyor. Başka ne veriyor? Mağdup dalin yolu vicdana hem bir şiddet elemi acı dert kaygı verir. Kaygı neydi? Korku bizdeki. Psikolojideki adı nedir? Kaygı. Onu neyle tedavi ediyor? Gelecek korkusunu imani bil ahiret. Psikoloji sıkıntılarımız var. Neredesin? mazidesin onu neyle kaldırıyor Allah'a iman. Ma gelecek korkusu kaygı. Kaygı deniliyor. Korku onu neyle giderilir? Ahiret iman. <laughs> Defe o kaygı dert şuur onu gösterir. Hem vicdanı muzici imanı böyle şey vicdanı ezici bir tevahuş geliyor. Akılsız efhamsız. Akla vehim Evhama sıkıntı, vicdanı yalnızlaştıran, tena ıssız yapan, aynı zamanda aklı pişman eden, aklı yandıran ve aklı ve vicdanı birbirinden ayırıp yalnızlaştıran evhamdır. Bir daha böyle tarif olmaz. Evham neymiş? Bir, vicdanı yalnızlaştıran, vicdanı tena ve ıssız yapan aklı yaratılışından, dünya gelişine pişman eden, aklı yandıran ve aklı ve vicdanı birbirinden ayıran, yalnızlaştıran evham. Vicdansız akıl, bak şimdi kopuyoruz. Şimdi kalp, ayaklarımda yukarısı kalp. Bir ayağı dima, bir ayağı vicdan. Makesi efkar, dima, mazar istiyat, vicdan. Şimdi Akılla vicdan, ruhun veri tabanları ya, ayakları ya. Şimdi vicdansız akıl ne olur? Bak vicdansız akıl ne olur? Akılsız vicdan ne olur? Onu işleyelim. Vicdansız akıl, e evhamla yanan pişman olan akıl. Ha evham oluyorsa, evam demek ki vicdan aktif değil. Evet. Yok. Evam yukarıda oluyor ama vicdandan kopuk akılda olur. Vicdandan kopmuş. Kes burayı. Bu tek başına kalmış. Vicdan beslemiyor bunu. Bu akılda devam olur. Akılsız vicdan ise kes kafayı. Yasin bana bak abi. Kafayı at. Vicdandayız. Aklı yok. Onda ne olur? Yalnızlık tena yapar, tevavuş ettirir. Ve, ve sesi yapar. Evet. Vicdan yani keserek yapacaksın. Kestik attık, kestik attık. Vicdanla akıl ayıran nedir peki? Vicdanla aklı ayıran nedir? <laughs> noktayı istinatla aklı, noktayı istinat, dayanak noktası. Allah'a bizi bağlayan nedir? Vicdan değil. Allah bizi bağlayan akıl. Ahirete bizi bağlayan nedir? Vicdan. İkisini toplarsan iman kalp. Nokta istimdat da vicdan çalışırken nokta istinadı akıl ıskala ıskalamasından yani akıl eğer ıskalarsa bir daha <laughs> nokta istimdat da istimdat demek imdat bağırıyoruz. Cevap veren ahiret. Vicdan Çalışırken noktayı istinadı, noktayı vicdan çalışıyorsa nokta istinad Allah'a akıl, şimdi vicdan medet alıyor akıldan istiyor diyor ki ben diyor bağırıyorum bana be bağırıyorum ebet evet. aklında yardım istiyor akılda noktayı istinadı bulmuş Allah'a ve Kur'an'a iman etmiş ise bu akıldan beslenen vicdan ahiret skalamıyor. Eğer akıl Allah'ı, Kur'an'ı iskalarsa o zaman vicdan akılsız kalıyor. Akılsız vicdanda da haf ve deşet. Yani vicdan aklı kaybetmesi demek noktayı istinadı kaybetmesinden oluyor. Vicdan nokta istimdatla çalışır ama noktayı istinad ile besleniyor. Anladın mı? kullandınız abi? Akıl, akıl. Akıl mı ıskalıyor? Iskalıyor. Akıl ıskalamasından nokta istinadı yani nokta istinat Allah'a iman. Eğer Allah'ı akıl ıskalarsa o zaman kafayı kes at, Vicdan çalışıyor imdat diyor ama evet istiyor akıl Allah'a ıskaladı. Vicdan, akıldan beslenemedi kalayınca evet. Burada ne olur bu sefer? Tevahuş ve deşet zulümat olur. Iskalama evet, kelimesini Bi... daha önce kaç kere kullandınız abi? Burada ne kadar oturmuştu? Evet, ıskalamak. Biz ecram-ı ulviye baktıkça onlara nazar verir bir haf ile dehşet anladık mı? Evet. Ne, e, ecram ı ulviye vehim ve vesvese vehim olduğunu, vehim akla ait olduğunu, ...ve sese kalbe ait olduğunu... ecrâm e, Ecrami Ulve'ye... ...Allah... ...yıldızlara yemin ediyor... dimağa akla ve vicdana... ...yemin ediyor... ...yani Allah yemin ediyor... ...akla nokta istinada... ...Allah vicdana yemin ediyor... ...nokta istimdada... ...Allah kendisi kendisine yemin ediyor... ...Allah ahirete yemin ediyor... <laughs> ...biz... ...Ecrâm-ı baktıkça ne yapar? Onlar onlara nazar verir bir haf ile deşet. Haf aklidir. Yani akla veriyor, dehşet şeyi veriyor. Ondan sonra dehşet vicdana veriyor nazmani ile. İşte ey birader bu dalaletin yolu mahiyeti şöyledir. Nedir? Küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. Halkı kalbi değil mi abi? Evet kalbi ama Nasıl kalpte oldu? Akılsızdan oldu. Evet yöntem. Evet haf orada oluyor ama niye oldu? Kafayı kes at. Kafasız, akılsız vicdanda haf. Ondan oldu. Şimdi kardeşim yaşamadan gerekiyor. Yani küfürün vücudu yok. Şirkin yok ama kafasızın kafasında var. Ama biz ustad burada bizi Adem'de de yaşattı. Diyor ki ey birader bu dalaletin yolu mağdub dalin yolu var ya biz onu gördük. Küfürdeki zulmeti bu, tamam bu yolda gördük. Şimdi de gel kardeşim o o Adem'e döneriz. Dalalet küfürü küfürde de dalaleti nasıl göreceğiz? Şimdi de, de kardeşim o Adem'e döneriz. Nedir o? Dalalet küfürü küfür de dalaleti bundan da zulmet doğurur ve buraya kadar yaptık. Şimdi bundan sonra yapmadık. Bunu bugün bitireceğiz nereye kadar abiler? Şuraya kadar. En azından bu sayfayı şimdi ara vereceğiz. Veya vermeyelim. Verelim bir karpuz yiyelim. Tamam? Karpuz yiyelim. Şu sayfayı okuyalım şu sayfayı. Öteki sayfaya geçmeden öteki sayfa bak bu o kadar bereketli ki tek tek incelemişiz. Ta 169 şu anda neredeyiz? 166. Tamam bir, bir ustad bu kadar bir sayfa yazmış. Yarım sayfa. Bizim geçen hafta 3 saat 4-3,5 saat. Bugün 3,5-4 saat 7 saat. Ama ustad yaşamış. Ne saati? Şimdi birinci faslı ara veriyoruz. İstina, burası işte başlayacağız. İstinadı noktamız, istinadi noktamız. Hem himayetkarımız defeder eder. Himayetkarımız, bizim koruyucum abilerimiz var. Hocalarımız, şeyhlerimiz, peygamberimiz, Allah'ımız var. Defer, def eder düşmanları. O imanı billahtır ki Allah'a imandır. Ne yapar bize? Ziyayı ruhumuza. Ruhumuza ziya verir. Hayatımıza nur olur. Hem ruhumuzun ruhu olur. İşte kalbimiz rahat. Düşmanlar aldırmaz. Belki düşman tanımaz. Meğer düşman değilmiş. O düşman değilmiş. Neymiş? Evvelki yolumuzda nok vakta vicdana girdik. İşittik ondan binlerle feryadı fizaru avaz diye başlayacağız. Şimdi ara veriyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi ara verip? Karpuz, karpuz yiyeceğiz. Karpuz <laughs> yiyeceğiz. El-Fatiha. <-Fatyah. gülüyor> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ves ve selat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ala Resulina Muhammedin. Selavat. <laughs> Dima 200. Vicdan 24. Vicdan 24. <gülüyor> <gülüyor> İkinci... Faslı ikinci dersimiz yani dersimizin ikinci bölümü istinadı nokta, noktamız istinadi yani bunları saydı saydı nereye dayanacağız istinadı noktamız. noktamız evet yani içimizdeki yani dayandığımız noktanın bize yer. evet İyi hem himayetkarımız ne yapar? Deferder düşmanları. Yani eee istinat ettiğimiz yerin faaliyetini anlatıyor şu an değil mi? Evet. Onu anlatıyor. Onu anlatacak. O imani billah'tır ki. Evet. İmanı billah ne yapar bize? Zaten aşağıda bize yapacak biraz. Bir şey sorabilir miyim abi? İmanı billahla Allah'a iman arasında ne fark var? Bir şey söyleyebilir misin yani bir cümle veya? billah ile Evet. Allah'a Allah. iman arasında ne fark var? Yani, yani böyle bir birisi e, Arapça tabir birisi Türkçe ama Allah'a iman e, yani biraz da zahir. zahir evet. İman-ı billah biraz da kanuniyet tarafı. Hmm. Yani inan billah. Bil. İman-ı ki ne yapar? Ziyay ruhumuz ruhumuzun ziyasıdır. İman-ı billah hayatımızın nuru. Nur hayatımız imani billah ruhumuzun ruhudur. İmani billah hem de ruh ruh ruhumuz. İşte kalbimiz rahat. Düşmanlar aldırmaz. Belki düşman tanımaz. Bak kalbimiz rahat. Düşmanlar aldırmaz. Düşman nedir? Kabirdir, kanserdir vesaire. Acayip acayip ya bu insan yani ne zaman yarar? Şimdi de yarar da Allah düşürmesin ama o durumlara düştüğümüz zaman bu dersler aktif oluyor o anda. Ee, belki düşman tanımaz, düşman değilmiş. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girmiştik. Ne oldu o zaman? İşittik ondan binlerle feryadu fizarı avaz. Ha, şimdi izaha başlıyoruz abiler. 222. sayfada <laughs> bu istinad, nokta istinat, nokta Allah'a iman orada teferati liza ediliyor. Bu defterin 222. sayfasında geleceğiz. Orada da oraya geldiğimiz zaman vicdan işlerken 166. sayfadaki orada da hulasa etmiştik diyeceğiz. Neymiş o? Nokta istinat Allah'a imandır. Allah'a iman da kaptedir. Nokta istimdat ise ahirete imandır. Nokta istimdat da vicdanda görünür. Niçin? Çünkü <laughs> vicdanda görünür yazıyor zaten. Olması lazım ha bu zaten olmuş. He. Çünkü niye? Devamı da diyor ki diyor Risale'de. Ondan belaya düştük. Yani o alemlerin mağdub ve dalim vicdanda fizarlar duyduk ya. Belaya düştük. Niye düştük? Vicdanda şunlar vardı. Amal, arzular, isti, istidat ve hissiyat. Daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik. Bizden yol bilmemezdik. Ondan fizar ve niyaz. Devam ediyor. İzah edecek. Fakat elhamdülillah şimdi gelmiş gelişimizde bulduk noktayı istimdat ki daim hayat verir. O istidat hani bir yerde geçiyor. Hayattan geldiğine pişman olma diyor hayatta pişman olmanın fiili, tezahürü, intihardır. Ee, kanuniyeti, eylem, konuşması hayattan geldiğine pişman olmanın e, ifadesi nedir? Devamlı şikayetçidir. Şekvacıdır. Hep tenkitçidir. Eleştirilseldir. Eleştirir. Böyle hep eleştirir böyle. Hep negatif, hep negatif, hep negatif. Olumsuz. He ama, he ama. Yani ne anlatırsan ne anlat. Bu adamlar insanı kanser eder ya. Yani istesen de bir müsbet veremesin eline. Bu sureti değil mi? <laughs> Özünde, hakikatinde, kamiyetinde ne dedi dedi Şimdi yani e, hayata gelişine pişman olanın fiildeki hali en zirvesi intihardır. E, hayattaki yaşantısı hep olumsuz. Gidiyorum ama beni işe almayacaklar. Ya beni kimse sevmiyor. Hep olumsuz, hem tekin, tenkit böyle bunlar. Hayata gelişine pişman olan, hayatta gelişinin farkınsın, farkını, farkındalığını kay, farkının farkındalığını kaybetmiş. Neyse. Yani Elhamdulillah elhamdülillah şimdi gelişimizdeki bulduk noktayı istimdadı ki ne olur bulduk hamdolsun. Bulduk bulunca ne oluyor? Daim hayat verir o istidat. Yani Allah'a iman, hayat veriyor. Ne yapar? Bizi nasıl inşa eder? Ta ebedül abada onları eder pervaz. Yani geldiğimizdeki o sıkıntı, kanser vesaire, ihtiyarlık şeyleri vesaire, olumsuzlukları ne yapar? Ne ile tedavi eder? Allah'a ve ahirete iman etmeyle beslenir. Onlar ötelerde zannediyor. Hayır. Biz iman ettiğimizde besleniyoruz. İman etmeyle sıfı ahirette kar almayacağız. Yani ahirete iman ettik diye ahirette meyvesini alınmıyor. <laughs> ahirete iman etmenin dünyada besleniyoruz. Eğleniyor. Muaceli var. Küfrün muaceli var. İmanı da muaceli var. İman elektrik benzetmesi yapılıyor değil mi abi? Veriyor. Evet. Mesela nur için de diyor ya abi. Beş nevi faydası var. Evet. Yani mesela nurları tanıdık. Karı ne bize? Ahirette mi kar olacak? Hizmeti tanımanın Ücreti, hüz, ücretini almışız. Hizmeti tanımaktır. Rahat olmaktır. Yaşamaktır. Güzel hayatı, olumlu bakmaktır. Herkes olumsuz bakarken hep böyle. Mercedes'i binmiş, binmiş, fabrikası var, gene olumsuz. Sağlığı var, olumsuz. Akrabasından şikayet eder. Nefsinden şundan şikayet eder. Of poftan bir şikayet eder. Gelilir, bağırır, çağırır. Ya ne acayip bir yavrum.

vicdana. Nereye hangisine? Şunlara. Amal, arzular, istidat ve hissiyatlara yol gösterir. O noktadan istidat hem istimdat ediyor. Yani Allah'a iman ama istimdada kuvvet veriyor. Yani Allah'a iman ahirete imanı besliyor. Yani Allah'a iman olmadan ahiret iman olmuyor. Ne dedi? O İstimdat e, ist, istimdat ist, istinat, istimdada kuvvet veriyor. Ebedül abada onları eder pervaz. Onları öz gösterir. O noktadan istidat hem isti, istimdat ediyor. İstinat, istimdat ediyor. Nokta istinadımız istidad, istimdadımıza kuvvet veriyor. Hem abu hayat içer hayatın olumsuzluğunu içer. Hem kemaline koşuyor. O noktayı istimdat yani izah çık. O şefk engiz remzunaz. Noktayı istimdat vicdana ebed veriyor. Bir daha. Noktayı istimdat vicdana ebedi veriyor. Noktayı istinat akla ezeli kalbe vererek iman oluşturuyor. Şimdi epey konuşmuştuk bunun hakkında. Olmadı. Ee, sayfayı çekmedik mi? 167 Bakayım. Tamam. Burada da görüyorsunuz. Tak tak. Çok güzel ya. Seviyorum teknoloji. Ey yoldaş! Şimdi alemi misaliden çıkarız. Hayali vehminden ineriz. Akıl meydanında dururuz. Mizana çekeriz, ederiz yolları ber endaz. Ber endaz ne demek? Kıyaslamak, <laughs> terazi ve ölçü. Kıyas. Bak şimdi diyor ki, alemi misalden çıkarız hayale bağlı olan vehmimiz, vehim hayali kullanmış. İneriz akıl meydanına dururuz. Yani yere basarız artık. O vehim ve, ve vicdandaki şeyleri kıyas edeceğiz şimdi. Kıyas, terazi ederiz, ölçeceğiz şimdi. Tamam abiler bu sayfede okuduk mu keseceğim. Öt Tamam. Ve vehminde hayali olduğu gibi Vehmi vehminde hayal olduğu gibi hayalin de vehmisi varmış. Hiç düşündünüz mü? Hasan abi çok özür diliyorum bir parantez. He. <laughs> Muhyiddin Arabi'nin aslında yapamadığı şeyi mi bu, bu burada söylüyor abi? Ne demek o? E ee, Arabi sizin ifadenizle mesela Alaska'dan gelen bir adam uçakla geliyor, Antalya'ya geliyor ama Alaska'daki gibi elbiselerle burada dolaşıyor. Hı. <laughs> Yani buraya ifade edemiyor. Buraya Ha evet, 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 evet. Yani işte, Orada yaşadığını, gördüklerini buraya uygun tanımlayamıyor. Babam dedi ya, oğlum balık yakalayabilmen için balık olacaksın. Sen balık olsan yemi nasıl yerdin? Yemi nasıl arardın? O nasıl arayacağını öğren, ona öyle davran. Bak anladın mı? Evet, evet, evet. O zaman balığı yakalarsın dedi. Ben bunu manada yapıyorum. Yani mana olsaydın alem şahadete alemi şahadete nasıl inerdin? Mana olsaydın. Hangi piste uçağı indirirdin? Büyük uçağı, küçük piste nasıl ineceksin? Bak, balık olsaydın nasıl yem arardın? Git git boğazın temize git kalk. Şimdi o uçak nasıl inecek? Balık olsaydı nasıl yem arardın? Nasıl arardın? Balık ol dedi. Ondan sonra balığı tutarsın. Balık olmadan balığı tutamazsın. O olacaksın. O diyor balık duygularıyla düşünür. Sen aklına düşüneceksin. Vehmin, vehmin de hayal var. Hayalinde de vehim var. Bu acayip bir tabir. Yani hayal vehimden dolayı çok çeşitli hayal edebiliyor. Olmayanı var, varı da yok edebiliyor hayal. Yani olmayan hayal nasıl yapıyor? Vehimi kullanıyor. Düşünüyor, ona elbise giydiriyor. Hayal nedir? Elbise giymektir. Düşüncelere kelam giydirilen yer neresidir? Hayaldır. Hayal manaya lafız giydiriyor diğer Risale'de. Elbise giyen yerdir. Manaya uygun kelam giyiyor. İşte vehim olmayan bir şeyi hayal edemiyor muyuz? Mesela gafur ayaksız hayal edelim. Nasıl ettim? İlk önce vehmi kullandım ona elbise giydirdim. O zaman hayalde de vehim var. Vehimde de hayal var. Vehmimi, Fa, farz ne farzımı muhal düşünmek farzı muhal düşünmek olmayacak olmamış malzemeleri kullanarak düşünmek vehmin hayaliymiş. Bir daha biler bu risaledeki çok acayip şeyi. Bak vehimde vehimde hayal var. Hayalda da vehim var. Bir daha cinsellik olur, gadap olur, hiddet olur. Olmayan bir şeyi hayal edebilmek için vehimi kullanıyor hayal. Cinselliği, gadabı, iddeti vs. Olmayan bir şey. Ha. hayal neydi bir daha söylüyorum. Kalpten çıkan mana, vicdana, dima geliyor. Manaların farklılıkları var ya, vicdan var, fikir var, düşünce. O manalara uygun elbise biçen terzihanedir hayal. Hayal manalara elbise biçendir. Manaları kelam kalıbına sokandır. Kelam kalıptır. Mana oraya konmuş. İşte o manayı kelama dönüştüren hayal terzanesidir. Ustadın söylediğini söylüyor. Hayal, tahayyül ne yapar? Manaya elbise biçer. Ha. Peki olmayan şeyi nasıl hayal ediyoruz? Vehim yardım ediyor. Adamı kafasız. Adamı böyle zengin, fakir, kadın, erkek. Olmayan var. Düşünceyi hayale atıyoruz. Hayal elbise giydiriyor. Hayalsiz vehim, vehim değil ki o zaman. <laughs> Olmuyor. Acayip bir şey. Nasıl birbirine girip. Bak vehmini ele al hayale de bin. Ya iç aleminde abiler işte dolaşıyorsun usta. O ne doktorluk ya? Adam bütün Freud var ya psikolojide ve onun yardımcısı Jung. Yani temel buna kurulmuş doktor bilir bunu. Adamlar adamlar psikolojiyi bozulmasını, düzelmesini şuna bağlamış. İnsanda istekler var. isteklerine cevabı verirlersen psikoloji ne olur? İsteklerini reddedersen psikolojin bozulur. Freud insanın mutluluğunu şehvete bağlamış. Jung insanın mutluluğunu isteklere bağlamış. Şehvet ile cinsellik değildir. İstekler. Mesela telefon istiyorum. Mutlu olmak istiyorsan telefonu ikide bir değiştir. Mutlu olmak istiyorsan Freud'a böyle göre bitmez ki. Arabayı değiştir. Mutlu olmak istiyorsan karını değiştir. Kadın da kocasını değiştirilmesi lazım. Böyle olması lazım. Yani isteklerini devamlı değiş, tatmin et. Yoksa mutlu olamaz. Babiler bu bunun üzerine kurulmuş. Hastaneye gidince psikiyatriye şimdi geliştirilmiş gerçi çok şükür. Hint, Hintler yüklemiş, Çinler yüklemiş, Türkler yüklemiş, Müslümanlar yüklemiş bu psikiyatri bölümüne. Yani onu bir, neticede bir doktor da Türk Müslüman doktor bizim kültürle izah ediyor. <laughs> Aslında o mette kalmıyor. kalmıyor. Babaanne anlatırken baba ne diyor? İsteklerini tatmin et demiyor o doktor. Bak babaanne diyor. Git çocuğuna git diyor. Git diyor evlatlığına, torununa zaman geçir diyor. Bak başka şey diyor. Görüyor evet. musun? Ama temel söylüyor. Yani bu başka bir şey. Bu veri tabanları nereden çıkıyor? Nasıl tanımlanıyor? Nasıl kendisini gösteriyor? Ne eksiğimizde bu oluyor? Karşısına ne koyacağız? Koyuyor. Ee, ben merak etmeyin. 2'ye 10 var çelik geçeyim geçi bitireceğim inşallah. bir daha vehi, vehminde hayal olduğu gibi hayalinde de vehmi var. Farzı muhal düşünmek ne demek? Farzı muhal düşünmek usta. Olmayacak, olmamış malzemeleri kullanarak düşünmek vehmi hayalmiş. Vehmin hayali. Vehmin hayali. Bak. Ha. Hayalinde farz muhal şeyi hayal edip üzerinde fikirler, düşünceler çıkarmak da hayalin vehmi olur. Bir daha, Bak abiler. Hayalinde farz muhal olsa, bir sürü şeyi hayal ettin. Farz muhal, şöyle bir hayal et. Burada yol geçtiğini kabul et. Siz soaltın bunu hayalinizi. Yani onu oraya hayal ettin mi? Yolu arabayı getirdin mi? Şimdi, şimdi düşün. Oraya araba gelmiş daha olmayan yola yol yaptın, arabayı da getirdin. Buraya bir koyar mısın? Koy kapıya da arabayı koy. Ha, şimdi düşün. Üzerine bu olmayan bir şeyi var yaptık hayalen. Bunun üzerinde düşünceler geliştirirsen bu da hayalin vehmi olur. Bunu doktorlar için veli nimettir bu. Yani hayal gittiği için vehim onun üzerine düşünceler geliştiriyor. Düşünceler gittiği için ona hayal libas giydiriyor. Akıl meydanı meydandan her yöne dönülüyor demektir. Akıl meydanı ne, için dedi? Metinde dedi ya akıl meydanı. Neredeydi abi? Akıl meydanında dururuz. Meydan ne demek? Her şey olabilir akıl. Hiçbir şey değil. Akıl meydanı meydandan çıkarıyorum. Meydan demek her yere dönülebiliyor. Maudub gazaba uğramış Yahudilere işarettir. Dallin ise sapmış Hristiyanlar gibidir. Şuraya getirelim. Bak. Bu Yahudilere. Osman bunu yükler şeyine. Notuna enfusü lugat yapılıyor, mağdub ve dalın bunlar yüklenmesi lazım. Bu Hristiyanlara. Hocay, alime. Evet ve kitaplar var, kıyamet kapından da dolu. Yani. Ve ne diyor biliyor musun? Anlamış değilim. Hala anlamış. Değilim. De arıyor beni, arıyor. Tek tek soruyor. Geçen şeyi sordu. Vahdet, vahidiyet, vahdaniyet. Ondan sonra çok şaşırdı. Vahdet Allah'ın birliğini biliyordum dedi. Sistemin birliği abi. Ne dedi biliyor musun? Tam neredeydin biliyor musun? Ee, bu kestaneli köyünden kuzey Marmara yolundan gidiyordum. Teferatla anlatıyorum. Arnavut köyü e karşıya geçmek için o tepe var ya köpeklerin. Lütfen sağa çeker misin dedi. Çektim. Biz arkadaşlarla dinliyoruz. Bu vahdeti anlat. Bırak arabayı. Arabayı ben sürüyorum. Evet. Evet durdurdum. Tam tepede. Dur abi çeksin dedim kana. Vahdet sistemin birliği. Onun sahibi o sistemin sahibi vahit. tektir. Tam Vahdet Allah'ın birliği değil, sistemin birliği. Ya tevhid onun sahibi. Ama bu kitap. Şimdi gelin bunu anlatın. Kaç ders? Bizim. Şu anda. Şu, şunları kaç? 8 saat mi oradan şu anda? Şu anda rahat. Yani en az 6 saat. Geçen hafta 3,5. Yani çay şeyler yemek çıkarsa 4,5'tü. Bir saat öyle giderse 3,5 saat. 3,5 6-7 saat. Yani demek ki mağdup Yahudilere, Darlin ise Hristiyanlara ait. Çünkü mağdub dalin yolu. Kur'an'a görüyor musun? Bu ikisi vicdanı, vicdanı hissi elimi hem şiddet elemi. Vicdanda mağdub ve dalin vicdana vurduğu zaman hissi elimi hem şiddet elemi yandırınca bize nasıl yansıtıyor? Bizde mesela şurada sıcaklık var. Demire elimiz koyarsak Yansıtma iletkenliğinden dolayı demirin şuradaki yangını bana ulaşıyor ya. Ulaşıyor. Vicdanın yandığını nasıl anlarız? Neye konmuş orada? Vicdanda bir şuur var. Şuur bana vicdanın yangınını hissettiriyor. Şuuru elemi. Elem elemimin şuuruna varmak bak. O şuur onu gösteriyormuş. Vicdan yanıyor. Mesela şöyle düşün. Arabada göstergede hararet yükselmiş. 100 santigrat derece. O elinizi koyun gösterge eliniz yanar mı? Termometre 40 santigrat dereceyi gösteriyor. 50 60 gösteriyor Arabistan'da. Termometre elini 60 santigrat derecede suya elinizi sürseniz sürünce yanar eliniz. Termometre 60'ı gösteriyor diye termometre elini sürsen yanar mı? Yanmaz. İşte sistem vicdandır. Onu sana hissettiren şuurdur. Vicdandaki şuur Vicdanın elemini, vicdandaki yapıyı bana hissettiriyor. Vicdan benimle alakası yok. Vicdan sistemdir. Ve vicdanı bana taşıyan, vicdan ile akıl arasındaki bağlantı şuurdur. Bir daha. Şurada yazıyorum. Birinci şuur. diman 7 m t b bütünlüğünden akılda ortaya çıkan Şuur Birinci İkinci Şuur Vicdandaki Dört Hakikatin Uyan ma uyanmasından uyanma sından ortaya çıkan şuur şimdi vicdan, sistem. Bunu bana taşıyıp tanımlayan bağın adı viş dani şuur ki ikinci şuur vicdan bir sistemdir. Oradaki elemi bana kim hissettiriyor? Şuur. Vicdanı şuur. O zaman ben ikinci şuurumu biraz hakim olabilsem şu anda cennetimi görebilir miyim? Işte zaten seni cennet cehennemini yapan odur işte. Odur işte. <laughs> 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 Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik. Alem girin. Olmayan bir yere girilir mi? Mekan açtık. Vicdan biliyoruz artık. Soğan kabuğu gibi diş kabuğunda irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Neyle açarız? Eylemle. İradenin vazifesi ibadet ola, zihnin vazifesi marifet ola, hissin vazifesi muhabbet ola, latifenin müşahadet ola. Bunların bakın farklı farklı ibadet, marifet, muhabbet, müşahade. Bunların bütünlüğüyle nasıl mekan açılıyor hayal et. Nasıl cennet cehennem olur? Cennet işte. Bunu bu sistem nasıl çalışın ben nerede bileceğim? Onu bana hissettiren, vicdanı bana bağlayan, akla bağlayan şuurdur. Akla bağlıyor. Akla bağlıyor. Bağ bağ. Peki diman yedi mertebesi var ya. Tahal, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bunların bütünselliğiyle akılda ortaya çıkan birinci şuur. O birinci şuuru da vicdana taşıyor. Vicdanı hissettiriyor. Birinci şuur. Birinci şuurla vicdan beslenirse birinci şuur neydi? Allah'a iman etmekten. İkinci şuur ahirete iman etmekten. Şunu da yazayım isterseniz. Birinci şuur Allah'a iman etmekten. İkinci şur, ahirete iman etmekten. Vicdan, sistem. Sistem. Hep bunlar konuşulan bizde mi ya? bu. Birinci, birinci şu nur, şu ziya. Olur. Çünkü Kur'an'ı Kur'an'ı kabul eden dima itikat olur. Dima da iman olmaz. Çünkü diyor akıl diyor kapıcı ve süpürgecidir diyor. Bekçi iman. İmanın bekçisi, bekçi iman lematta. Ha nur, imanın nuru. İman nerede? İmanı yeri hissediyor. diyor kalptedir. Ziya. Evet. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik. Vicdana giriliyormuş demek ki. Bak sarih ki diyor. Vicdana girilin, girilen yer zihin Allahu alem. Zihine girdik diye şey vicdana girdik dedi. Nereye giriyor ustad? Ee, vicdanda mekan neresiydi? Ayatı tekvininin hulasası olan zihin. Zihine girdik. Şimdi diyor ki devam ediyor. Ta a çıkıyor. <laughs> Ta vicdanı aldatsın insan nasıl Ruhu temvim edilsin. Temvim uyutmak. Niye? Niye? Niye vicdanı aldatıyoruz da ruhu uyutmaya çalışıyoruz? Ta elemi solunmasın. Eğer vicdanı aldatırsan, ruhu da uyutursan elemi setmezsin ama mümkün mü? Yoksa o e o elemi elim vicdanı ihrak eder. İza edecek. Fizara dayanılmaz, elemi yeis çekilmez. Fizarı var ya feryadı dayanılmaz. Şimdi izah edecek o. Dalalet fikridir. Zulumat kalbidir. Dalalet fikir, olu, fikir yoluyla olur zulümat, ya, zulümat kalbi yani kalp işlememekten zulümat olur. Yani zulümat niye kalbi söylüyorsun diyence var ya karanlık aklidir. Zulümat kalbidir. Buralardan çıkartıyorum. Zulümatı kalbidir. İsraf ise nedir? Cesedidir. Dalalet fikirdir. Zulümat kalbidir. İsraf cesedidir. Cesede ait. Ki öteki tarafa yansın. Vicdan aldatır delaleti fikridir, zulümatı kalbidir, israfı cesedidir. Ne? Ne ya? İşte onu, onu şey yapıyor, bunu kullandı. Evet, bakın bakın delaleti fikridir diyor. <laughs> delalet fikridir demiyor. Delaleti fikridir diyor. Delalet ne? Devam ediyor işte, kullanacağız, devam edeceğiz onu. E, demek şey o, ruhta, ruhta o şey var ya, e, vicdanı, vicdandaki o elim elemi onlar nasıl kalpte bunlar nasıl oluştu? Vicdanda o de, cehennem nasıl oluştu? Fikir yoluyla dalalet geldi. Zulümat yoluyla kalbi karanlık oldu. İsraf yoluyla cesedimizi berbat ettik. Vicdanı aldatmak, ruhu tenvir etmek, etmek dalalet-i fikridir, evet. zulümat kalbidir, israfı cesedidir. cesedidir. Evet. Şimdi zaten söyleyecek. Vicdan aldatırmış. Nasıl aldatacak? Vicdan aldatılırmış. Bak öyle diyor. Vicdanı aldatsan kurtulacaksın. Ruh doyutsan kurtulacaksın. Elimese, elemi hissetmemek için. A bak mouse'a bak. Hissetmemek için. Yoksa o elim, elemi vicdanı ihrak eder. Duman eder. Vicdanın fizarına dayanılmaz. Ne için? Elemiyiz. Yeysin elemi çok korkunçtur çekilmez. Sonra vicdanı aldatırsan ruhu yutup hipnoz edilirse ta elim hissi olmasın. Bu elem elim. Yani elim elem, elim elem. Elim elem. Elim acayip bir şey elem. Dert keder yakıcı veren vicdanı ihrak eder. Bu yakı, yakıcı eleme dayanılmaz. Elemi yeis çekilmez. Ne demek? Peki şimdi gelecek çaresine? ne? Allahu alem Allahu alem vicdanda eylemi elim his olunur. Allahu alem vicdanda elim elem. Böyle acıtıcı elem his olunur. Ruhta ise eylemi elim ile yese düşer. Yani vicdan Elim elemle hissederiz. Elim elemde ruha gitti mi insanın ruhtunda yeis doğurur. Bunlar demek sırat-ı müstakimden ne kadar düşse, sırat-ı müstakimden ne kadar aşağı düşse, o, dere o derece nispetine şu hale tesir eder, vicdanı bağırtırır, her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Demek ki sırat-ı müstakimden uzaklaşma nispetinde hem vicdana hem ruha elim elem verir. Aslında bu anlattıklarınız mesela buraya kadar çok bölüyorum hakkımı zaten özür diliyorum. Sanki dallini anlatıyoruz biz şu anda. Yani bakın şu anlattıklarınızı hep sıraladığımız zaman bu dalline giriyorsunuz. Vicdan hep vicdan. Değil mi? Dalline, evet. Dur gidelim biraz daha. Mağdup olsa dima olacak. Demek sırat-ı mustakimden uzaklaşma nispetinde hem vicdana hem ruha elim elemi verir. Evet bu dallin. Onunla bunu bildik ki ya bu Lemat'ı nasıl yazmış? Onunla neyi bildik ki? mutefavit derecede yani onunla bildik ki ne kadar dereceli bunlar? Yani şunu bildik, şuraları bildik. Elim elemi, yeisleri falan bildik. Kuvvet iman nispetinde İnsan iman kuvvetini ruha bir halet verir. İman ne kadar kuvvet olursa ruhta bir halet olur. Ceset ruhla mütelezziz olur. Ceset ruhunda memnun olur. İsyankar böyle tenkitçi, eleştirici, bağnaz, kusur gören, eleştiren. Bunlar niye çıkıyor dışarıya? Ruh fevelan. eğer ruh tatmin olmuşsa yani bedenine düşman olmaz. Ben bir hastalık görmüştüm. Ada Pazarına ziyaret etmiştim dostumuzu. Bilmiyorum ne diyorlar onun ismi hastalığı. <laughs> Beden, şey, vücut deriyi düşman kabul ediyor. Deri oluşumuna, vücudun oluşmasına kapatıyor. O düşman kabul edip yiyor. Deri olmuyor. Yani çözüm de düşman da aynı. Ada Pazarı'nda bir tepede bir hastaneye gitmiştim. Tepede, dağın tepesinde. İzmit mi? İzmit galiba. İzmit olabilir. Dağın tepesine çıkmıştık. O hastalığı hiç unutmuyorum. Ha, iman kuvveti nispetinde. İman hem nurdur hem kuvvettir. Şimdi imanın iki yolu vardı. Hem kuvvet Allah'a iman. İman nurdur, ahirete iman. Şimdi imanın kuvvetiyle mazi tamir edecek şimdi. Psikolojin bozuk abi geçmiştesin. Ne ile kuvvetle düzeleceksin? İmanı kuvvetlendirerek. Abi korkularım, kaygılarım var. Neredesin? Gelecektesin. Ne ile düzeleceksin? Ahiret imanla. Bak şimdi kuvvet iman Allah'a imanı anlatacak şimdi. Kuvvet iman nur iman demiyor. Nur iman olsa ahiret nokta olacaktı. Anlıyor musun buraya? Nur iman olsa iman hem nurdur hem kuvvettir diyor ya. İman hem nurdur. Hem kuvvettir. İman 23. sözde. Kuvvettir demek Allah'a iman, imanın Allah'a iman etme tarafı, iman nurdur, ahirete iman etme tarafı. Burada diyor ki Maus'a bakın kuvvet iman Allah'a iman ile nispetinde ruha bir halet verir. O cehennem gibi vicdanı nasıl cennete çevirecek? Ceset artık ruhla lezzetlenmeye başlar, düşman kabul etmez. Neyi? Ceset <gülüyor> ruhla. <gülüyor> Affedersin. Şimdi ruh cesede bakıyor olan bu kabire girecek. Zannediyor ki ruh o kadar imtizaç etmiş ki beraber olan toprağa girecek ben de gireceğim. Ruh oraya gireceğini zannediyor. İmtizaç etmiş. O ayrı şeyler. Oysa bunu burada kullanıyor. Ben şimdi akşam olunca bunu çıkarıp pijama giyeceğim. Yani bu muyum ben? Elbiseyi çıkar, yapacağım işe göre libas çıkarmak. Yani beden ile ruh imtizaç edince bedenin gittiği yere ruhun gittiğini zanneder. Ee, ama iman nispetinde artık ceset ve ruh ayrı alem ama işlevlerini biliyor, şuuruna varmış. Bu sefer ceset rola muteleziz. Yani tamam kabir berzahtır görür. Ruh vicdanla muteleziz olur. Ceset ruhtan, ruh da vicdandan besleniyormuş. Ceset ruhtan, eylemlerden, ibadetlerden, doğru yaşamaklardan. Ruh da, bak ces ceset ruhtan, ruh da vicdandan besleniyormuş. Bak ceset, mesela simba. Aynayı düşün lavaboda. Suretimizi gösterir. labadaki ayna. Suretimizi. Suretimiz Siretimizi gösterir. Ruhumuzu seyrederiz buradan. Ruhtan da Allah'a seyrediriz. Ceset ruhtan besleniyormuş. Ruh da vicdan da bakın. Bu ceset nasıl ruhtan besleniyor onu anlatıyorum. Burası niye farklı herkeste? Ruhumuz farklı olduğu için. Ceset ruhtan beslenir. Lavada kayna cesetten beslenir. Ceset ruhtan beslenir. Ruh Allah'tan beslenir. Aynedir, Mirat değil. Aynedir bu alem? Her şey esmanın hakikatiyle kayım. Her şey bak aynedir bu alem? Her şey hak, hakikatle kayım. Hak ile kayım. Mirat ayna demiyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görün. Ayna değil mirattır. Allah gözükür. Onun için sahabe dalınca kendisini seyrediyormuş. Kendi taayyum ve teşahhusunu. Bir saadet acile. ahiretteki saadet iki tane nikah var. Macel müeccel. Acele sonra bir saadeti acile hemen peşin. Nerede varmış? Vicdanın içinde varmış saadet. Ahirete avam İmam-ı dediği gibi avamın beklediği ahiret Havas dünyada vicdanında yaşar şimdi. Çünkü ahiretin nümunesi küçük modeli vicdandır. Saadet acile. Saadet acile çok acayip bir kelime. Değil mi? E, Saadet acile. Nerede varmış? Vicdanda mündemiş. Düşünmek ise hani derin ya doktor. Yani düşünmek deşmektir. Ya nereden? Deşmek. Karpuzu deştik. Senin tıpın şeyi söyleyeyim e, ee, kangran gibi olmuş böyle. Merhem sürerek, uyuşturucu vererek, kap vererek nereye kadar? Kardeşim neşter vuracaksın, dökülsün dışarıya. Düşünmek ise deşmektir, içini dışarıya taşımaktır. Neşter diyorsunuz değil mi böyle kesmeyi? Deşmektir, çık dışarıya. Şuur ise düşünmek neymiş abi? İçini deşmektir. Kur'an ne diyor? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ya Kur'an acayip bir şey ya. Tuhaf bir şey ya. Çünkü <laughs> ne kadar az düşünüyorsunuz? Karl Marx ne diyor? Müslümanlar körü körüne düşünmeden diyor, tasüple Müslüman oluyor. La Kur'an diyor ki ne kadar az düşünüyorsunuz? İman etmen için la ilahe ilk önce tenkit et. Bak bakalım ilah olacak ne var? Sonra ilah Allah'ı göreceksin diyor. Hipnoz olmuş diyor. Ne hipnoz olmuş? Aklını kullan diyor. Aklınız kullanmaz mısınız? Düşünmez misiniz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? O ne diyor, ne diyor? Şuraya bak ya. Karmaksın bir okudum ya. Din afyondur diyor. Uyuşturur diyor. Düşünmeden sana ilacı verir. İlk önce uyuşturur sonra ilaçları vücudunu ameliyat yaparlar diyor. Ona benzer. Tam tersini uyuşturmadan diyor ki ta takılın, efele tefekkürün. Ne kadar az düşünüyoruz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Hem de iman etmen için la ilahe eleştiridir. Sonra kabuldur. İlk önce kabul sonra eleştiri yok. Eleştir bakalım. Eleştir eleştir bakayım bu Kur'an bak. Eleştiremeyeceğin bir şey bulacaksın. O zaman illallah olacak. La ilahe eleştiridir. Sonra kabuldur illallah. La ilahe. İlah olacak bir şey var mı? Bak bak. Yani bak bakalım Kur'an ı hadiste veya toplumda şey tabiata ilah olacak ne var? Güneş ilah olur mu? Bak bakalım ilahlarına bak bakalım. La ilahe. İlaha, ilahe, ilahe liyakatları var mı? O zaman bunu olmayacak, olmaz, olmaz. Sonra olamaz diyeceğim bir şey göreceksin. O da illallah'tır. İlla o Allah'tır. İlla o. Onsuz değil. İlla odur. İllahu. La'sı kalkarsa illahu olur. Cebir olur, olur. İlk önce kabul et sonra kabul ettikten sonra bu nazıt olanları reddet. Evet. Cebir olur. olur. Tasip olur. İlk önce aklını kullan. İlahını ara bakayım. İlah olacak sana. İlah olacak. Layık ne var? Güneş. Tabiat bu. Güneş, hava, toprak, su. Güneş, ilah olabilir mi? Bak, bak ulan şuursuz ya. E tabiat budur. Dördünün bütünselliğidir. Güneş. Yukarıdan aşağı in. Güneş, hava, toprak, su. Tabiat. E, güneş, ilah olabilir mi? Hava olabilir mi? Toprak olabilir mi? Su olabilir mi? E, tabiat bu. E beni yaratan, bana merhameti koyan, merhametsiz güneşin mi? Bana ebed duygusunu koyan kendisi fani mi? E benim benim bana bekayı veren fani olamaz demek din midir ya? Mantı insanlıktır bu ya. Bana ebed duygusunu veren fani değildir. Ben bana bir anda her yerde olma arzusunu veren bir yerde olan veremez. Ölmeme hissini veren ölen veremez. Bu bunu he demek için Müslüman olmak gerekmiyor ki. Fıtrat bu. Fıtrat ya fıtridir. Yani bunu bak diyor bu anlattıklarım la ilahe. Yani sana layık bir ilah olabilir mi? Seni o yapmış olabilir mi? Seni o memnun edebilir mi? O ilah dediğine bak bakalım. Paran makamın ilah olabilir mi? Nefsini ilah edineni gördün mü? Birbirinizi ilah edinin, editmeyin diyor. Şimdi başka bir ilah bana olabilir, şey insan bana ilah olabilir mi? Nefsin bana ilah olabilir mi? Bak bakalım. İlaha liyakati var mı? İlah olabilir mi bunlar? Bakma nefsini ilah edin. Arzularını niye ilah edindin? Bu mudur yani? Bu sen misin? Bu sana ilah olur mu yani isteklerin? Arabaya bilmek, e mal mı saydırmak ilah olabilir mi ya? Senden kıymetli mi? Senden daha değerli ne var? Mercedes mi? Senden daha kıymetli fabrika mı? Senden daha kıymetli üniversitede kariyer midir? Seninle anlam bulan şey seninle kıymetli olamaz. Seninle anlamlanan şey senden daha değerli olamaz. Sen olduk öldükten sonra Mercedes kapıda olsa ne olur? Seninle anlam kazanıyor Mercedes. O zaman seninle anlam kazanan da sen anlam bulamazsın. Anlamsızlaşırsın tabi putlaştırırsan. Evet, çok güzel. Sen anlamsızlaşırsın. Niye gölgeni asıl kabul ediyorsun? Gölgeni asıl kabul eden aslını unutandır. Aslını unutmasa gölgeyi ka asıl kabul edemez. İşte bu anlattıklar hep la ilahe. Evet. Sana layık olacak ilah mı buldun? araba, para ilah mıdır? Nefsi arzulan ilah olabilir mi? Bak bakayım olamaz lan. Ha ne peki? Şu benden daha kıymetli bir şey. O zaman ona hayatımı hayatımdan daha değerli, kıymetli nedir? Hayatımdan daha kıymetli Mercedes olamaz. İlah değil. Kadın olamaz, ilah değil. Para olamaz, ilah değil. Kariyer olamaz, ilah değil. Hayatımla bunlar anlam kazanıyor. Onun için ilah olamaz. Hayatımdan daha değerli ilah olması lazım. Hayatımdan daha değerli ne olabilir? Para değil benimle anlam kazanıyor. Mercedes değil, benimle anlam kazanıyor. Cinsellik değil, benimle anlam kazanıyor. Kariyer değil, benimle anlam kazanıyor. Benden daha değerli beni yaratandır. O işte illa Allah'tır. İlla hu odur. İlla ilah odur. İlla ilah odur. Yoksa kendin kendin kendine taparsan anlamını yitirir, intihar seçenek olur kendinden daha değerli bir şey hayatına gay yaparsan hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Kendinden daha basit şeyler hayatına gay yaparsan aşağı doğru merdiven olur, hayat ne olur aşağı doğru gider. Eğer kendinden daha değerli şeyi gay yaparsan sıkıntılar basamak olur, yükselirsin. Hayatımızdan daha değerli şey ne olabilir dünyada? Bir düşünün. Mesela lütfen imanınızdan değil. Hayatımdan daha değerli şu olabilir mi? Hatırınıza gelen bir şey var mı? He Muhammed, Yasin, Doktor, e, Hafız ve Mehmet Ali. Ne hayatında değerli ne olabilir? Ne olabilir abiler? Niye sustunuz? Ne söylerseniz hayatınızda ancak anlam bulur. Mercedes? Hayatınla, hayat yoksa Mercedes de yoktur senin için. Başka kadındır, paradır, dünyadır. Hep hayatınızda anlam buluyor. Hayatınızda anlam bulmayacak, hayatınız o da anlam bulacak ilahtır. O ilallah işte. İlla o, illa o. Böyle la ilahe illallah kapısını anlatan din, kalmak istiyor ki din afyondur. Yani uyuşturuyor. Yani afyon demek körü körüne yani taklit ediyor. Etmiyor, tenkit ediyor, taklit etmiyor, tenkit ederek giriyor. İlah olacak bir şey arıyorum. Tenkit, a bak bakayım ilah mı? olamaz. Mesela Karl çıkmış şeye, karşısına çıkmış kapitalizme, paraya. Nedir? Eşitlik. İlah olur mu? İlah yani şu. Ne sunuyorsun? Ee, Putin'le Rus köylüsü eşit olacak. Hani bunu iddia ediyordun? Böyle bir şey olmuş mu? E, tamam diyelim ki benden daha değerli nedir? Sınıf ayrıcalı yok. Sınıfsız bir dünya olsun. E ilah olur mu bana? Tamam o çorba yedi ben de çorba yedim. Bu mu yani fıtratın? Bu ilah olmaz. O zaman bir kasa hamsiden bir tanesini alsam incelerken elimden düşse bu kasaya düşen hamside hangisiydi bilebilir misin? Bilsen bile şüphe edersin bu idi diye. Biz hamsi miyiz ki eşit olalım? sınıfsız bir dünya böyle yaparsan istidatları kabiliyetten inkişaf etmez ki. İnsanın istidatlarını kabiliyetlerini ancak imtihanla ancak yarışla olur. İstidatlara kayıt getirmeyeceksin. Eşitlik nerededir? Fıtrattadır. Adalet. Adalet eşitlik değildir. Adalet fıtrata uygun cevap vermektir. Mesela yapalım adaleti. Köpekle sır. ikisi de hayvandır. Eşit yapalım. Eşitlik. Hep ikisine de ot ver. Tam sıra isabet etti. Köpek ne olacak? Peki eşitlik. Eşitlik ya bak de hayvan. Hayır. Eşitlik, adalet nedir o? Köpeğe et, Sıra ot vermek adalettir. Hak sahibine hakkını vermektir adalet. Yoksa hepsini müsavi kılmak değildir. O fıtratı inkardır. Ne kadar zulüm olur. O ne diyor? O ne diyor? Karmaksı. Bile okumuş insanım ha karmaksı. Risale'den önce okumuşum onu. Okutmuşlar bize yani. Vay be ne parlak zannediyor. Ulan ne kadar acayip bir şey ya. Ne sunuyor? Sınıfsız bir dünya. Eşit tamam. E ne olmuş? O da çorba simet ne açıyor? Bu için mi savaş yaptın? O tamam hoca. Lan içsin lan yesin lan patates yemeği. Ne olacak yani? İnsan patates yemeğiyle çorbayla farklılığını ayırt etmeyle mi insan insan olacak? Et olsun olmasın. Bunun üzerine karma şey yapmış ya. Maddeye indirmiş insanı. İnsanı bedenle insan yapmış. Kapitalist dedi ki biz de imkazlı olalım. Onu da ilah kapitalı para. O diyor yemeğimizi şey yemeğimize et katalım diyor. İnsan böyle olur diyor. O diyor ki hayır diyor. Sen de çorba seviyesinin. Kapitalizme, sosyalizm böyle. İslam fıtrata ne gerekiyorsa ona cevaptır. Cevap vermektir. <laughs> Aynı adam zekatı reddediyor abi ya. Ya zekattan daha çok herkesi eşit yapıyor. Başka... Kazandığın bir şeyi yardım et ona ver diyor. Evet. Kalmak zekatı diyor. Evet. Vay be cehalet ne kadar acayip rezillikmiş ya. Ne kadar parlak gözükün. Vay eşitlik. Zulümdür eşitlik. Adalet adalettir. Adalet de fıtrata uygun. Hak sahibin hakkını vermektir adalet. Köpeğe Et ver. Bu da hayvandır diye ot verme sığır gibi. Hak sahibinin hakkını ver ya. O fabrikada kaçamak yapıyor, kenar köşede arayıp yatıyor. O tekisi gayret ediyor, çalışıyor. İslam'da öyle bir adalet var ki aylık yoktur İslam'da. 27 güne kadar çalıştım, vefat ettim. Ulan 27 gün ne olacak ne o para? E çoluk çocuğun alacak. Çoluk çocuğum çalışmadı ki diyor te din. Teri ben döktüm. Aylık yok. Ne? Teri kurumadan akşam ver parasını diyor. Ama sen bunu uygulama Gafur. Çünkü hayır uygulama. Çünkü Hı. bu o, yaptığın muamele e, şey değil. O mu sahip değil? O merhametsiz, şey işte adaletsiz merhamet olur ki istismar edilirsin. Ama geneli söylüyorum. Teri kurumadan maaşını ver. Akşam çalıştım abi. Yarın çıkacağın nereden belli? Yarın veririm yok. Tur, kurumadan ver. Görüyor musun adaleti? Görüyor musun nizamı? Görüyor musun devleti? Görüyor musun hakkı? Ya sen aylık veriyorsun. İslam günlük veriyor. Başka İslam fabrikada herkes eşit yapmıyor. Herkes çalıştığı kadardır. Kaçamak yaparsan ne kadar çıkarttın? İstidatı ne kadar buluş yaptın? Ne kadar böyle katkı sağladın? Standart maaş yok. Hayvanlaştırmamak gerekiyor. O zaman tembelleşir. Nasıl yapsan da yapmasam eşit. Ama yaptığım kadar varsam herkes istidatını, kabiliyetini kabiliyetine çevirir, gayrete döner. Ne no, çok acayip. Niye girdim ben bu meseleye de ben de şaşırdım. Dur bakalım. Ha deşmek. Deşmek, deşmek. Es eskimi deşti. Ya, diyorlar çok üzülüyorum. Vallahi beni çok rencide eden şu. Ya sen düşünmek deşmektir ya uydurma. Ya böyle dedikleri zaman rencide oluyorum. Yani külliyattan çıkan hatta sari bak düşünmek ise deşmektir. Bir nur talebesi veya bir düşünen insan hele nur talebesi hal okuyan sen bunu <laughs> uydurdun dediği zaman ben hakikaten rencide oluyorum ya. Ben bunu akıla açık miyim? Ben bu dü düşünme, düşünmek ise deşmektir. İnan mahkematta buldum ha. Sözlerde sonra kaşıma çıktı. Mel yazmışım zaten. Ya sonra deşmek de demek? Doktorlukta il, çekme, şey yapmak. Ondan sonra aramızdaki uhuvete sıkıntı var. Örtüyor, örtüyorsun. Örtme kardeşim gel ya. Gafur. Senin hakkında böyle böyle düştü. Veya böyle böyle zannediyor. Böyle böyle hiçimde hissiyat var. Tamam E vallahi böyle mi? Beni tatmin etsene. Deş. Ben böyle düşünüyorum. Deş ya içinde tutma kangran olursun. irin olur. İrin, bilmiyorum bir şey oluyor tıptaki adı. olursun ya. Yani. Evet. ha iltihap. Yani yapma. Açık ol. Git ona suizan etme ama suizana da olma ama aç. Derdini açmak çok güzeldir. Menfi dahi olsa aç. Hiç çekilme. Ruştavi derdim ki derdim bak. Şöyle yapardı ya. Rüştü ben bunu böyle düşünmüyorum. Senin şu şeyin var ya. Bir şey vardı. Ben bunu kabul edemiyorum dedim. Aynı böyle dedi. Dedi ki oradan bakınca öyle gözüküyor ama dedi. Ben öyle yapmasaydım ona dedi. Harfiyatçıydı şirketin sahibi. Pamuk ipliğiyle bağlı. O çek, düşüp gidecekti yok olacaktı. Hmm. Ama küçük bir fedakarlık yaptım. Onu tuttum buraya biliyor musun? Bir de böyle bak dedi. Abi özür dilerim. Kusura bakma. Ama böyle demen çok hoşuma gitti. Niye? Ben de hoşuma gidiyor. Hepinize söylüyorum. İçinizde olanı eşinize, dostunuza, abinize, kardeşinize mutlaka açın. Deşin. Yoksa deşilirsin. zıttı psikolojik rahatsızlık. E, tabii. Yani mesela e, <laughs> küçük yalıda oturuyordu o harfiyatçı. Ondan sonra ya bağnazlık be Çocukluğum bizim ya. Çok böyle küçük düşünüyorduk. Yani samimi söylüyorum yani. Ama tabii ki onun gibi düşünseydim o olurdum. Tabii ki öyle düşünecektim. Kendime de hak veriyorum. Ama rahatça size Allah için söylüyorum. Ben yaptım ve benden istediklerini söylüyorum. Ben de size söylüyorum. İstediğim mutlaka birbirinize ve hele bana karşı mutlaka açın. Gel senin hakkında şöyle zannediyorum. Böyle zannediyorum. Yani ya mutlaka bir izan vardır ya o suçu kabul edecek bir kabullenişim vardır göreceksin. Mutlaka. Ama tutmayın Allah için. İçinizde tutmayın. Tutarsanız psikoloji sıkıntı olur. Hayatınızın çekilmez başı sıkıntıya girer. Bana ait değil ya. Ben bana ait olanı söyledim. Eşinize de ki, ya ben senin Kanı böyle şey yapıyorum. Böyle zannediyorum. Böyle düşünüyorum yap. Mesela geçenlerde Muhammed'e söyledim. Bak böyle 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 yaptım. Muhammed böyle hatırıma geliyor senin hakkında dedim sofrada. öyle mi? Böyle evet abi yapma. Düşünme öyle. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. Allah Allah. şiar raz nedir? Şiar-ı raz. Bakayım nerede yaptık? Ee, Dur şiar raz neredeydi? O oradaki tabir olsun. Farklı gizli şeyin He? Farklı ve gizli şeyin işareti. Evet ama e, onu bakayım nerede koymuşuz? Bir şiar bir raz. Hafta, falan He şiar raz. E, yaptık da böyle. Biraz gideyim göreceğiz. Ama şu anda onu bilelim. Neydi? Farklı ve gizli şeyin işareti. Heh bak. Orada dursun. Ama bu lugatı. Bu hüviyeti bu. Nüfus cüzdanı. İçine gireceğiz. Bir saadeti acile vicdanda peşin. Peşin bir cenneti vaat ediyor vicdan. Firdevsi manevi kalbindeymiş. Düşünmek, düşünerek deşiliyor bunlar. Deşmek ne demektir demişim. Deşmek. Bak bak. Tıptan neşter vurmak. Deşmek ne demek bizim lisan tabirle? Ya deşmeyi bile çalıştım. Şöyle bir şey vurdum. İkinci şuur vicdanın bütünselliğiymiş. Vicdan, vicdan var ya e, irade, zihin, latife-i rabbaniye, bütünlüğü. Eğer o bütünlüğü deştiğin anda ikinci şuuru deşince oymuş deşmek. İkinci şuur boşalıyor çıkıyor meydana. Evet. Allah, Allah. İkinci şuur dimanı besliyor, vicdanını besliyor. Bak iki, bir daha deşmek ne demek? Bak düşünmek deşmektir diyor. Düşünmeyle ne yapıyoruz? Vicdanın bütünlüğünü dima taşıyoruz. Bir daha düşünmek ise deşmektir. Abi lütfen şuraya bir bakın. Bir daha bak düşünmek deşmektir. Ey düşünmek deşmektir. Ey ne demek? Vicdanın bütünlüğünü akla taşımaktır. Deşmek. Bu yazın Osman'a verirsiniz. Vicdanın bütünlüğünü, Vicdanın bütünlüğünü akla taşımaktır. Onu ona gönderin. Çünkü enfusü lügat yapıyor. Vicdanın bütünlüğünü akla evet. Düşünmek ise deşmektir. Yani vicdanın bütünlüğünü akla taşımak. Bu gitti. Söyle bitti. Daha bulamayın. Hasan abi vicdanı akla taşımak için düşünmek. O zaman tefekkür de vicdanı Zirayet etmek için Yukarıdakini taşımak. Yukarıdakini taşımak. Evet. Saadeti acile vicdanda sırlı sarılmış saklı. Saadeti acile de macel peşin ama sarılı. Folyeyle sarılı. Sarılı neredeymiş vicdanda ne yapacak? Şuur saklı. Sarılmış. Nerede? Şuur Saklı, şuur ne yaparmış? Saklı, sarılmış, saadeti, acileyi vicdanda aktif etmek ile vazifeliymiş. Şuur neymiş? Şuur, vicdan, şuur. Vicdanda saklı ve gizli, örtülü olan ahiret alemini, saadet alemini, o gizli onu açıyor. Onu bize hissettiriyor, şuur. Şuur bize hissettirmektir. Vicdan sistemdir o alemi bize hissettiren şuurdur. Bunları nasıl çoğaltırız, aktif ederiz? Doktor dikkat edersen soru soruyorum. Arapçadaki yöntem gibi soru soruyor. Tefsir böyle çıkıyor. Bunları nasıl çoğaltırız peki? Ruhumuz, şey, vicdanımızdaki cennetin, cennetin mertebesini nasıl çoğaltırız? Nasıl aktif ederiz? Vicdanımızdaki o cenneti nasıl aktif ederiz? Sır ise vicdanda saadeti acileyi saklamış vicdanın sırrı bu vicdanın niye vicdana sır denmiş çünkü vicdanda ahiret var o için vicdan ikinci şuur demiş niye sır orası niye şuur denmiş ee, vicdanda ahiretin saadeti örtülü gizli duruyor bizde duruyor ahiret Vicdanın sırrı bundan denmiş. Vicdan da saadeti aceleye saklanmasındandır. Hı hı. Onu gel, şunu çek. Ondan sonra gel abi. bu kadar kaldı. Ve bu konu bitiyor. Nefes, nefes. Şunu çek. Bu sayfa dedik ama şu kadar bir yer kaldı. Onu da düz okuyalım. Abi, köpek... Telefonu ya. interneti şey yap, ver. Ha söyle şimdi ver telefon. Teşekkür için diyorduk ya Hasan abi. He. Zihinde yer açmaktır diye aslında teşekkür için. He. Şimdi zihinde yer açmak başka, başka bir şey. İşte yani onun farkındalığı farklı bir şey. Bu manada. Yani şuur budur değil mi abi? Bir daha. Yani şimdi bakın zihin tefekkür zihinde mekan açmaktır. Zihinde mekan açmak. He. Ama bunun farkındalığını onu deşerek düşünmek anlamında orayı buraya mı? Buraya alayım? taşıyorsun. Bakın. Birinci şuur dimada. İkinci şuur vicdanda. Şimdi diyor ki ben iman ettim diyor. Kur'an'ı aldım diyor. Akıl. Kabul ettim. itikat oldu. Vicdan diyor ki onu bana göndersene. Kur'an'ı kabul eden akıl diman yedi mertebesine geçirmiş. O diman vahiy, akıl tahayyülden, tasavvurdan, taakulden, tasdikten, izandan geçirmiş. itikat yapmış. Vicdan diyor ki bana bir göndersene. Bu şuur gönderiyor. Akıldaki şuur gönderiyor. Vicdan nurlanıyor. Aa vicdan bir sistemdi. Kapalı bir kutuydu. Vicdanda baktı ki irade aktif oldu. Vicdanda zihin aktif oldu. Vicdanda his aktif oldu. Vicdanda latife aktif oldu. Aa acayip. Hepsi vazifeye başladı. İrade ibadet. Zihin tefekkür başlıyor. Ondan sonra his muhabbet dostunu düşmanını seçer. Latife Rabbani de haz almaya başlar kendinden ve Allah'tan. Bunları bütünledik. Bunun adı şuur. Fakat onları o dört tane vicdandakini çalıştırmak. Abi baktı ki bir çalışan bu nereden bu geliyor ya bu kadar feyiz, keyifler, huzur, haz. Mür altta ahiret var dur. Ha, sen, yap. Altta ahiret var. Aa, saadet acile, ecele. Bak nikahta iki tane nikah var. Yani nişanlılık döneminde alınan eşyalar, eşyalar e, mehri müeccel denilir. Yani daha e, zifaf olmadan alınan şey eğer bozulursa, nikah bozulursa e, buna nikah, bu müeccel, mehri müeccel. Bunlar kime kalacak eğer bozulursa, evlilik olmasa da onu konuşmak müeccel. Ama ötekisi acele. Tamam. Müeccel sonradan işte o mehir verecek. Muacel şimdi. Yani bu buzdolabı kime kalacak? Mehri muacel şimdi. Mehri muacel sonra olan şey. Evlilik boşanma olursa ne verilir? Nafaka verilir. Evlilikteyken nafaka verilir mi ya? O boşanma da olur diye. Mesela şimdi dimağın bütünlüğünü vicdana taşıyan birinci şuur vicdanın bütünlüğünü vicdanın bütünlüğünü akla taşıyan ikinci şuur. O şuur nedir vicdanı şuur? Yani o vicdanda cennet varmış ya. O cennet varmış. Saadet acile, acele şimdi. Onu deşip bana hissettiren ikinci şuur. Bana ikinci şey ahireti şu anda yaşatandır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle radiyallahu anh, avamın beklediği ahireti havas vicdanında yaşar. Sırrı bu vicdanındaki ikinci şuur. Yani vicdani şuur bize hissettiriyor. Ver yapayım. Hissettiriyor. Hissettiriyor. Ya. Sonra devam edeyim o şey yapana kadar gösterecek size. Şimdi ne kadar kalp devam ediyor. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilse, vicdan tahrik edilse, ruh ih ihsas edilse. Üç tane şey. Kalp ikazla, vicdan tahrikle, ruh ihsasla hassas ee, edilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yani şitası kışı yaz olur. Yani abiler kalp ikazla, vicdan tahrikle, ruh da ihsasla tahrik olur. Ne dedi? Eğer kalbimizi ikaz edersek, yayınladın mı? Nerede bu mu? Hı hı. Abiler bu. Şimdi ne kadar kalbi ikaz edilirse, Vicdan son bitti görüyor musunuz? Aa, buraya kadar. Aa, bu abiitti. Tamam? Kalp ikaz edilmesi, vicdan tahrik edilirse ruh hassasiyet kazanırsa lezzet yadı olur. Hem de döner ateşi, ateş var ya böyle olumsuzluklar kanser veren şeyler, insanı rahatsız eden yakan şeyler nura dönüşür. Ateş değilmiş, nur olur. Kışı ne olur? Yaz olur. Kalp ikazla, vicdan tahrikle, ruh da ihsas da tahrik olur. Şimdi diyor ki son, vicdanda firdevslerin kapıları açılır. Vicdanda demek ki cennetin muaceli var ya, firdevs cenneti yaşanabiliyor. Vicdanda firdevs cennetin kapıları açılıyor. Firdevs. Firdevs cennetine koyduk. Evet. Hep evet. doğru. Ya Rab bizi cenneti firdevsine koy burada konulursan verilene verilecektir. İsa Aleyhisselam ayetinde diyor ya. Verildi mi sana burada istemeyi, muarruz şeyleri? Evet. Orada verilecek demektir. Dünya, şey, vicdanda firdevslerin kapılarla açılır. Kalpten değil, ruhtan değil, akılda değil. Dünya olur bir cennet. Cehenneme niye çevrilmiş? Vicdandaki firdevs cenneti kapandığı için. Olur dünya cehennem. Tersini düşünün. Ee, vicdanda firdevsi cennetler açılırsa dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz. Olur şehbazı şehnaz. Ee, güzellikle eşsiz. Yelpaz se e, serinlendirici niyaz. Yani hulasa etti. Muaccel cennet ve cehennemi vicdanda yaşıyoruz. Firdevs cenneti cennetin altıncı tabakasıymış. Altıncı tabakası yediydi demek ki yediydi. kalpte, sekizde ruhta yaşarız. Cennetin altıncı tabakası ruhta, ruhun açılımını yapan yedinci tabakası kalpte, sekizinci tabakası ruhta. Altıncı tabakası nerede Vicdanda. Vicdanda. Çünkü vicdanda bizde firdevsi cennetler açılır. Burada e, burada bitiriyoruz. Cenab-ı Hak bununla haklanmayı nasip eylesin ya. Yani diyeceğim bir şey yok. Ya Rab yaptığımız dersi dua olarak kabul eyle. Ya Rab yaptığımız şu dersleri dua olarak kabul eyle. Sen vaat ediyorsun. Bozulsa dahi o Verilene verilecektir. Udûne ciplekun İsteyin cevap vereyim. Sırına bizi mazareyle. Allah'ım bu derste istiyoruz. İstiyoruz. Fiili istemeyi Allah'ım bu isteği bize hakikata dönüştür Ya Rab el alemin. Çünkü Risale-i Nur Risale-i Nur kabirde kabirde neyimiz olsun? Enisimiz. Risale-i Nur Berzah'ta Refikimiz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Risale-i Nur haşirde amalimiz 208 emirdan da söylüyor. Her okunan sayfa berat seneti olacak diyor. Ya Rabbi Risale-i Nur'u haşir meydanda amal. Ya Rabbi Risale-i Nur cennette yoldaş eyle. Bizi ondan, onu bizden ayırma. Ya Rabbi Allah'ın hatırına, 124 bin peygamberin hürmetine beşeriyetimizden iktiza eden, beşeriyetimizin iktizasıyla olan günahlarımıza bakıp İsa'nın, ikramın, lütfun, keremin olan hizmet imaniye, Kur'aniyi elimizden alma. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Ya İsa'nın, ikramın, lütfun ve keremin olan bu durusu Kur'aniye, bu maide Kur'aniye, Kur'an'ın sofrası, hizmet imaniye, Kuran'i, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma Allah'ım. Bizi razı olmadığın şeyleri bizi razı ettirme Allah'ım. Razı olduğun şeylere kalbimizi, aklımızı razı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzdan bizi imtihan etme. Ya Rab yükümüz ağır. Bize suhulet nasip eyle. Ya Rab bizi ve bizi sevenleri Deccalların, Süfyanların, Şeddatların, Firavunların, Nemrutların sistemlerinden, anlayışlarından, fikir ve hissiyatlarından bizi bizi sevenleri de hüfz emin eyle ya Rabbi. Vicdanımızda cenneti firdesi nasip eyle ya Rabbi. Vicdanımızı inkişaf ettir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin biz bu kadar yapabiliyoruz. Senin yardımınla zaten. Allah'ım biz bu kadar gelebildik, yürüyebiliyoruz. Zaten şimdiye kadar da sen yapmışsın. Bundan sonra ve bu hakikatla da bize haklanmayı, hakikatini göstermeyi zaten hepsi sana ait bize nasip eyle. Allah'ım bizim için çok mühim ama senin için çok basit olan bu rizanı bize nasip eyle. Kendine muhatap eyle ya Rabbi. Razı olmadığın şeyleri de bizi de razı ettirme. Ya Rab razı olduğuna da kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu razı eyle. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Vahırda vahmenin hamdülillah Rabbil alim. Ah Allah'ım aklımızı aklımızın şerinden, düşüncelerimizi de düşüncelerimiz senin de muhafaza eyle. Bizi bize düşman eyleme. Biz bizden sıyrılmayı nasip eyle. Biz bize hakim olan, olmayı nasip eyle. Biz bizi sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Biz bizde nefret ettirme ya Rabbi. Aklımızı, vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi, fiiliyatımızı imtizaç ettir ya Rabbi. Ayrı ayrı yollara düşürme ya Rabbi. Bedenimizi ayrı, fikriyatımızı ayrı, kalbimizi ayrı, ruhumuzu ayrı yapma ya Rabbi. Pekmez tayinin imtizacı gibi fiiliyatımızı, aklımızı, vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu, enemizi, sır insanımızı bir bütün yap ya Rabbi. Sana muhatap eyle ya Rabbi. Duamızı Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, şair fırkata yanan gönüller hürmetine, Muhammed ve Vesselam'ın imanı ve senin yanındaki değeri kıymeti hatırına ya Rabbi. Allah'lığın hürmetine ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir Rabbil alemin. El Fatiha temas Allah iki canı da aziz eylesin. Ders yapmak bu mumun nura dönüşmesi gibidir. İp istidattır. Yanan sonuç kabiliyettir. İstidat kabiliyete dönüşüyor. <laughs> Karanlık, kesif, donuk, mayen olan mum ip Mutlak, muhit, nurani kayıtsız bir hale getiriliyor. Nur nereye gitti? Böyle. Mum gibi. Nur gibi. Eliftir Mum, mumun ipi. Mum da eliftir. İp de eliftir. Nura inkılab ettiriyor. O. Oh. Onun için çok ilgimi çekiyor. Ya, o mumun ipi eliftir. Elif. Ona nura dönüştürmek. Nura dönüşüyor. Allah Resulü'nün lisanına bile gelmiş. Ölünce insan ya Resulallah nereye gider? Zifiri karanlıkta yanan bir mumu sönünce, söndürülünce nur nereye giderse ruh da oraya gider. Ya garip. Lezzet alakası olmayanı kahvenin içine koymuş, suya koymuş, ekmeğe, gıdaya koymuş. İnsanın lezzetini de kendisi kendisi lezzetini de bedenin içine koymuş. İşte Mesnevi Nuriye'de enfusi derste kah çıkarım yıldızlara seyrederim alemi ka inerim dünyaya bakarım semavati demiş şaire. Ka çıkarım yıldızlara seyrederim dünyayı Ka inerim yeryüzüne seyredim, seyrederim alemi. Eğer zarf mektup konan meramının yazıldığı yere mektup. Zarf mektuba mazruf denilir. Usta der ki ismi zahirle bakarsan ismin batı mazruf olur. İsmi batın yani mektuba niye mektup yazdın? Yazdın nereye gidecek? Zarf lazım. Zarfsız mektup olmaz gitmez hedefine. Yani melekutsuz, gaybsız, şahadet, şahadetsiz melekut Allah bizi etmesin inşallah. Zahirlerin hakikati hakikattan batına beraber cem etsin inşallah. Bir tanesine sağır bir tanesine kör derler. Büyükler demiş ki hakikatı suret, suretsiz hakikat körle bazı alimler sağırla topal demiş, bazı alimler körle sağır demiş birbirine gayrimefektir. Bu hakikati ifade edelim ötelere. Ne güzel açılmış şimdi. Tekrar ikinci el Fatih